Divan hoş geldiniz arkadaşlar. Frostpunk'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. En son ne olmuştu? Biz kış yuvasına gitmiştik ve kış yuvasının yok olduğunu görmüştük. İnsanlarda bu bir endişe yarattı ve Londra'ya geri dönmek istiyorlar. Şu anda bizim bütün amacımız ise buna engel olmak olacak. Şu anda 19 kişi ayrılmak istiyor 230 kişiden ve bu sayı biz ne yaparsak yapalım bir süre artacak. Ama bakalım sonunda en azından bir yerlere varabiliriz. Şöyle bir bakalım, ben şeye bakmak istiyorum. Oo, kömür kazancımız çok fazla. Kömür baya baya fazla. Şimdi burası iyi oldu da. Şurası GG oldu. Bunu bir kapatalım. 11 tane de insan var. Ne lazım bana? Şu anda en önemli şey benim için ibadethane değil de atölye çok güzel olur ya. Atölye iyi olur aynen. Oraya sığamıyor. Şöyle bir tane koyabilirim. Buraya koyamıyoruz. Şuraya koyabiliyoruz. Burada küçükken burayı sen niye yayılıyorsun bu kadar? Neden yayılıyorsun bu kadar? Olur ya. Hadi iki tane yeter. Bir tane şuradan bir yol çekelim. Devam ediyoruz. Şuradaki depolarımızı eskiden yapmıştık. Kömürü bir artı 900 diyelim. Depomuzun şeyini arttıralım. Başka başka burada çeliğe ihtiyacımız, oyunun başında demiştim. Çeliğe ne kadar erkenden ulaşabilirsiniz o kadar iyi. Şunları geliştirirken çok fazla çelik istiyor oyun. Ama onları geliştirmek bize gerçekten büyük katkı sağlıyor. 40 çelik nedir arkadaş? Yakın zamanda benim çelikten bir çelik geliştirme şeyine gidebiliriz ya. Sanıyorum ilk adım olarak o olabilir. Tamam, karakol binası. Bakalım bakalım. Çelik için iki seviye daha geliştirmek lazım. Çelik büyük bir sorun olacak gibi. Bir tane daha seviye atlamaya gitsek mi? Çok hastamız var mı? Çok hastamız yok. O yüzden sağlıkla alakalı bir şey yapmamız gerekmiyor. Yemek konusunu çözdük zaten. Güç geliştirmesi diyor. Kömürümüz çok olduğu için aslında güç geliştirmesine gidebilirim diye düşünüyorum. Bunun menzilini şimdilik geliştirmeye gerek yok. Kömür tüketimi iki katına çıkacak. Yani bu da çok fazla bir kömür tüketimi demek olacak ama bunu dörde getirsem ne olur? Açabileceğim ne var? Otomasyonlar var. Şu var, bu var. Kömür madenini geliştirebiliyorum. Gerekli olmaz. Buradan sera var, revir var, ev var. Sanıyorum buradan sadece ben otomaton birleştirmesi ve modern otomatonları şey yapabilirim. Bir şeyi yok ya herhalde. Ben bir geliştirmeye gideceğim. Şimdi burası önemli. Karakol binası, 45 çelik lazım bize. Şimdi buradan bir yere ulaştılar. Bazı havuzlar derin yeraltı kapçaları tarafından donmaya karşı korunur. Sert liken yamaları havuz kenarlarındaki çıplak kayalara tutunurlar. Gizlenmek için güzel bir yere benziyor diyor. Afet zedeleri bulduk. Şimdi biz burada çok fazla güzel afet zede bulduk. Bunlar çocuk mu anlamına geliyordu ya? 7 çocuk, 22 tane normal insan var herhalde. Biz bunları şehre gönderelim. Zaten yeterince insanımız var. Kaç tanesi ölürse artık şanslarına şey yapsınlar. Donmuş koruluk var. Kar uçurumu var. Şurada çocuklar vardı sanki ya. Çocuk olma ihtimalleri çok yüksek. Çocukları salalım orada. Şuradan biz bunu yaptık. Koymadık hiçbir şey içine. Başka bunu yaptık. İçine bir şey koymadık. Çalışsınlar bunlar. İbadethaneler inşa edildi. Umudu biraz arttırabildik. Şimdi ibadethanede bir tane buradan şey yapalım. Nerede ibadethane? Burada. Böyle yapınca umut biraz artacak arkadaşlar. Gördüğünüzde çok fazla değil ama idare eder. 24 saatte bir cooldown var işte bunun. 24 saatte bir kullanacağız. Fabrikamız güzel ama işte şeyimiz yok ya. Londralılar takipçi kazanıyor dedi. 19'da 27 oldu. Efendim, Londra'ya gitmek isteyen insanlar arkadaşlarını ve komşularını onlara katılmaları için teşvik etmeyi başardılar. İnsanlar daha kolay ikna oluyorlar çünkü hayatta kalmamıza dair umutları çok az.
Kanka umudu arttırıyor da sen bir anda aldın, top seviyeden en dibe düşürdün. Neye ihtiyacım var şu anda benim? Çelik çok büyük sıkıntı ya. Sıcaklık azalıyor. Neyse ki çok fazla hastamız yoktu. Bundan sonraki zamanlarda artacak. Yiyecek konusu güzel. My phone is there. Buradan ne bulabilirim, ne bulabilirim, ne bulabilirim? Şimdi bir bakalım. Ha burada şey gelmiş. Bir bakalım. Odun diyor. Ha burada çocuk yokmuş. 200 260 tane odun var. O zaman şuraya doğru biz kış yuvasına baktık değil mi? Aynen baktık tabii. Kar uçurumu. 20 saatte buraya varabiliyoruz. Hadi bakalım gidelim. Bir tane mühendisimiz var çalışmayan. Ona da gerek yok gibi. Bir yere koymaya. Mekanik hesaplayıcılar araştırıldı diyor. Şimdi dediğim gibi buna pek bir gerek yok. Burada en çok bizim ihtiyacımız olan şey herhalde otomaton birleştirmesi. %10 daha fazla çalışıyorlar. Daha iyi çalışıyorlar. Ama herhalde ben ona gitmeyeceğim. Burada bir kere daha farklılık motoru, yeni bir şey daha araştıracağız. Buradan ben şu şeyi istiyorum. Erkenden ulaşmak istiyorum ben gelişmiş çelik fabrikasına. Henüz ufukta böyle çok soğuk yok. O yüzden acele etmeye de gerek yok. Dünyayı ısıtmak için şu anda bizim ısıtıcılar yetiyor. Ama ondan sonra patates gibi artmaya başlayacak şeyler. Aa ben şeyi unuttum. Karakol binası yapmıştık. Bir buraya. Bir buraya. Öncelik şuradan başlayalım. Bunda geç kaldım ya. Burada ne kadar erken yaparsanız bunu o kadar iyi arkadaşlar ve ben burada biraz geç kaldığımı üzülüyorum. Yeni bir şey burada adaptasyonda artık yapabileceğimiz çok bir şey kalmadı. Bunlar yararsız şeyler. Çok hastanız varsa bu hastalık şeyleri iyi. O yüzden amaca yönelip burada şey yapabiliriz. Mihraplar akşam ibadeti. Ne diyor? Mihraplar verimliliği arttırır diyor. Çalışan insanların umudunu arttırır diyor. Bu güzel. Mihrap koyacağız 3 tane. Gelenlerin dua edip inanca sığınabilecekleri ve umut kazanabilecekleri küçük bir mihrap. Yakınlardaki insanlar zahmetlerinin sebebini hatırlayıp daha etkili yaşarlar diyor. Burada çok fazla şey var. Bir tane şuraya bir mihrap koyalım. İki şuraya koyalım. Ha, çelik bitti. İnancın yeniden doğuşu. Efendim insanlar ibadethaneyi ziyaret etmeye başladı. Henüz sayıları çok değil ama bir şeylerin başlangıcı olabilir. Gerçekten uygun bir ibadethaneye ihtiyaçları vardı diyor. Yemek olayı da yakında sınır tükenir herhalde. Şu anda iyi gidiyoruz yemek konusunda da. Bir tane oraya koyduk, bir tane buraya koyduk. Çelik olayı çok kötü. Şimdi üzüldüğüm bir durum var ya. Şunu yaptık ama şuraları keşfetmemiz lazımdı arkadaşlar. Şurada bir tane karakol kuracaktım ama ben çok yavaş davrandım. O yüzden şimdi başka bir teknoloji için çabalamamız lazım. Daha hızlı ilerlememiz lazım. Londralılar takipçi kazanıyor. 35'e çıktı sayıları. Hava durumu iyi hala. Önümüzdeki gelecekte çok bir şey yok. Keşfedelim. Buradan kaynakları alalım. Bir adım daha ileri gidiyoruz. Gizli mağara. Sabah oldu. Hadi bakalım. Şimdi farklılık motorunu şey yaptık ama ben burada daha fazla izciye gideceğim. Burada izcilerle beraber keşfetmediğim yerler var. Oralara ulaşmak istiyorum. Maalesef biraz yani şu ana kadar iyi götürdük. Çok daha iyi götürebilirdik. Ama oyunun başı önemli yer. O yüzden şu anda bir şey olmayacaktır. Efendim insanlar mabetlerin üzerine adak olarak kişisel takılar, boncuklar ve dua yazılı kağıtlar bırakmaya başladı. Bu yaptıkları sakinleşmelerine yardımcı oluyor gibi görülüyor, dedi. Yeni insanlar da bulmak lazım. Yeni bir tane bir şey seçeceğiz. Saha mutfakları, şifa evi. Bunlar hasta insanlar için. Bu da sıcaklık için şimdilik bunlara gerek yok. Akşam ibadeti daha iyi. Sadece bedenlerimizin değil ruhlarımızın da ısınması için buluşmalı ve beraber ibadet etmeliyiz diyor. Akşam ibadeti diye bir şey var. İnsanlara yemek veriyoruz ve karşında umut alıyoruz. Ve bazı Londralılar da yola geliyormuş. Bu sayede
Bu bizim yemekle alakalı hiçbir sorunumuzun kalmadığı zamanlarda. Hatta şuradan da depoyu biraz arttıralım. Çok 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 güzel. Neredeydi o bizim şey? İbadethane. Şurada bir basalım. Şimdi 20 tane yiyecek payı çok bir şey değil. Ama güzel bir umut artışı yaşadık. Bir tane daha kömür şuradan şey yapalım. Buradan ne istiyorum ben? Bir tane daha, birkaç tane daha kömür zamazingosu koyalım ya şuraya. Bir, iki, üç olsun hadi bir de. Biri bir yere geldi. Peki. Çocuklara şehre kadar eşlik et diyor. Biz çocuklarla alakalı çok bir şeyimiz yok. O yüzden çocukları şehre göndereceğim ben. Kaç öldür bilmiyorum. Emrettiğiniz gibi çocuklara bir harita verdik ve doğru yolu gösterdik. Bize kuşkuyla baktılar ve en küçükleri ağlamaya başladı. Başka seçenekleri olmadığı için şehre doğru dağınık bir sırayla yola koyuldular. Birkaç düzine kadar varlar ama çok fazla yatak hazırlamamız gerekeceğini sanmıyoruz demiş. Muhtemelen ölecekler anlamına geliyor. Son harita bura mıydı ya? Biz beraber giderdik. Çocukları yakalayın çocukları. Çocuklar 4 gün sonra diyor. Çocuklar 4 gün sonra ulaşacak arkadaşlar galiba buraya. Yani onları durdurmamızın bir yolu yok herhalde. Ne yaparsam yapayım ben bu adamı kontrol edebiliyorum. Çocuklarla beraber hızlı hızlı giderdik. Ne güzel. 4 günde de gitmezler de bir günde giderlerdi ama neyse, çocuklardan alabildiğimiz zaten fayda bir yere kadar. 27 tane çocuğumuz var. Burada 2 tane şeyimiz var bizim. Çocuk barınağımız var. O yüzden her şey de hala yolunda. Var mı eksik gelik bir şey? Daha fazla işçi araştırıldı. Şimdi birkaç kişinin işine son vereceğiz. En ihtiyacımız olmayan şey ne? Kömür. Kömürde çalışan 5 kişi işten atalım. Hatta 10 kişi işten atalım. Sen. Sen değil, sen. Siz bir gelin buraya. Şuraya doğru gitsen. Siz 5'iniz çalışmaya devam. Yeni bir teknoloji seçeceğiz. Ekizciler diyor. Ekizcileri araştırsak mı? Çok ihtiyacımız var mı ekizcilere? Sanırım yok gibi ama. Biz şu şeye gidelim ya. Gelişmiş çelik fabrikası. Çelikten çok fazla yarar sağlayabiliyoruz. Burada normalde 52 tane, bir iş günde 52 tane koskoca fabrika 52 tane getirirken en azından 97'yi çıkaracağız. Bu da güzel bir sayı anlamına gelecek. Bizim için önemli. Şuraya da bir tane mühendis kalmıştı. Onu da gönderelim. Şunun cooldown'u dolmak üzere burada bir daha vaaz vereceğiz. Verdik. Biraz daha umudu arttırdık. Hastalarımızın sayısı fazla. Şunu bir açalım. Yakında bir soğuk geliyor ve 2 derece artacak. Artık şeylere başlamanın zamanı geldi. Jeneratörün seviyesini arttırmaya, sıcaklığını arttırmaya falan. Günümüz daha var. 40. günde falan oyun patates oluyor. Çok soğuyor. Eksi 40 hala idare eder. 38 kişi var şu anda. Eksiğimiz bir şeyimiz hala yok. Organize olmalıyız. Acaba kaptanımızın gerçekten bir planı var mı? Var kanka, benim bir planım var. Sakin ol. Buradaki bıçkı evi yalan olmuş. Bıçkı evi yalan olmuş. 2 tane otomatımız boşa düştü. Şimdi odunumuz bittiğine göre iki tane odun yeri yapmamız lazım. Kaynaklar, bıçkı evi. Şuraya doğru bir tane yapayım. Bir tane. Şöyle yaptık burayı. Bir tane daha lazım bana. Onu da şuraya koysak. Bir de buradan şöyle bir yol çektik. Tamam, gayet iyi gibi. Hala bir sorunumuz yok gibi. Bunlar yapasın. Şu anda odun. Odun nereden geliyor bana ya? Odun. Ha, bu çalışıyor hala, tamam. 3 tane vardı, doğru. Şimdi gelişmiş çelik fabrikası çok güzel oldu bu. Bundan sonra ısıtmaya dediğim gibi yöneleceğiz. Isıtmadan önce ne yapsak, kömür madenini mi yapsak? Bir tane kömür madenini yükseltelim. Şuna kadar yaparız herhalde. Çok fazla kömür gelirimiz var ama yine de arttıralım biz onları. Bir şuna, bir şuna.
Odunumuz da pek kalmadı. Sen şurada çalış. Sen de şurada çalış. Hadi beyler. Ne diyor? Birkaçı ikna oldu. Londralıların bir üyesi kalabalıkla konuşuyor. Londra'ya olan göçlerine katılmaları için olabildiğince fazla insanı korkutmaya çalışıyorlar ama kıyamet görüleri şehrimizdeki durumdan memnun olan insanlara inandırıcı gelmiyor diyor. Konuşmalarına izin ver. Aktif bir muhafız üstümüz olmadığı için kalabalığı dağıtamıyoruz. 9 kişi konuşacağına 4 kişi konuşsun. Başka bir zararı yok zaten bana. Papazdan insanları rahatlatmasını iste. Papazımız var nasıl olsa bir tane. Takılsın. Şimdi bu burada. Burayı bir keşfetsin bu. Amerikan kampında yiyecek dışında tüm erzaklar vardı. Çadırları ararken daha fazla açlıktan ölmüş kurbanlar bulduk. Birçoğunun yıpranmış kıyafetlerinde bir şirket sembolü vardı. Tesla imalat. Onları ancak gömüp ekipmanlarını alabiliriz diyor. Ekipmanlarını aldık. İlerliyoruz geçici yerleşime doğru. Var mı benim şu anda uygulamadığım bir şey? Eksik olan bir şey. Burada yeni bir şeyimiz varmış. Ne diyor? İnanç birliği. Hep birlikte dua edeceğiz. Bu gerçekten toplumu bir araya getirdi falan diyor. Tamam. Bunlar hala böyle. Oo. Jeneratör baya patates olacak seviyeye gelmiş. 31 tane 30 tane hastamız var. Onlar da kötü durumda değiller. Duvardaki yazı. Kaptan, birisi şehrimizin yok olacağını tahminleriyle duvarları kirletmiş. Bu sıkıntılı bir durum. İnsanlar zaten kış yuvasının kaderini paylaşacağımızdan korkuyor ve korkmuş zihinler en küçük dürtülerle bile değiştirilebilirler diyor. Umut azalacak biraz diyor. Umut biraz azalacak diyor. Bir tane papaz gönderebilirim. Şu ana kadar kimse ölmedi arkadaşlar. Bir papaz gönderiyorsunuz, iki papaz gönderiyorsunuz. Üçüncü gönderdiğinizde papazınızı papaz ediyorlar, öldürüyorlar. O yüzden bir kere göndermekte bir sıkıntı yok. Yeni bir tane şey seçeceğiz. Burada solda tapınak var. İnanç koruyucuları var. Tapınağın getirisi neydi? Tapınak umudu arttırıyor diyor. Tapınak inşa etmek lazım diyor. İnanç koruyucuları. Bir tane merkez inşa edeceğiz. Huzursuzluk artacak diyor. Huzursuzluk artsa çok sorun olur mu ya? Bir şey olmaz herhalde. Bir tane şundan inşa edelim biz. İnanç zamazingoları. Senin şeye ihtiyacın var mı? Var sanıyorum değil mi? Hadi seni buraya koyduk. Isıya ihtiyacı var herhalde onun. Londralılar takipçi kazanıyor. 3 tane mihrap inşa et demişti. Biz unuttuk onun bir tanesini. Mihrap. Şurada var, şurada var. Bir tane de buraya koyalım. Burada ihtiyacı olan yer yok herhalde. Şuralar var gerçi ama. Gerek yok. Bir tane bina ya. Şu mihrabı da şey yaptık. Görevi tamamladık. Bazen insanın gözünden kaçıyor. Umut biraz arttı böylelikle. Güzel haber. Daha güzel artık. En azından günde kaç şey geliyor bize? Buradan çelik geliyor. Günde 294 çelik çok güzel sayı. Zaten depomuz 600 falan yani. 2 günde neredeyse sınır tükeniyor. Şimdi buna insan koymamız lazım. İşçi. 20 tane işçi. 10 tanesini koyduk. Umut arttı biraz. Afetzedeler şehre ulaştı. Bir kısmı en azından. 20 kişi gelmişti. Kaç tanesi öldü yolda bilmiyorum ama. Şuraya doğru bir gidelim. 14 saat yolumuz var. Yemek. Yemeği burada şey yapabilirim sanıyorum arkadaşlar. Artık belli bir yere geldik. Yemekhanede çorba yerine standart öğün vereceğim. Ve bu tabi biraz daha yemekleri hızlı tüketmeleri anlamına gelecek ama en azından umutsuzluk, huzursuzluk biraz daha az şey olacak, etkili olacak. Buharlı kömür madeni araştırıldı diyor. Burada ne yapmamız gerekiyor bizim şimdi? Şunu falan gideceğiz ama bizim ısıtmaya ihtiyacımız var. Güç geliştirmesi. Bu çok önemli. Ama ben yine de şu şeye bir tane şey yapayım. Yiyecek payına. Bir de oduna. Bir tık yapalım. Geldi buraya keşfetsin burasını. Kaynaklar alınacak. Ondan sonra şuraya doğru balıkçı köyüne doğru gidiyoruz. Ha 10 tane insan. Şuradan bizim 10 tane insan yapmamız lazım. Çok geç kaldık ya. Şuraya doğru sen git kankicim. Oraya gitsin. Tesla şehrine gitmemiz lazım. Tesla şehrinde şunları kazanabiliyorsunuz. Buhar çekirdeklerini. Çok da önemliler. Bir tane şundan yapalım. Ne oluyor? Ha, tüm sorunlarımız sonsuzluk karşısında önemsiz. Umut arayanlar gözlerini cennete çevirsinler.
dinle olunca işte insanlar en azından birazcık şey yapabiliyorsunuz. İnançlı olun kardeşlerim, baharı göreceğiz. İnancımız bize buzların içinde rehber olacak. Bu donmuş cehennem çukurunda tek umudumuz inanç. Dua edelim diyorlar. Birisi bekliyor burada. Kim bekliyor? Niye bekliyor? Kimsin sen? Sana balıkçı köyüne git dedik kardeşimiz. Gitsene. Burada çalışan adam yok. Oraya çalışan adam vermek lazım. Bizim şu an kömürümüz iyi gidiyor değil mi? Kömürden alalım 5 kişi. Şurada çalışsınlar. Nasıl müsait kimse yok ya? Aa, mühendis lazım bize. Mühendis. Mühendis verin bana. Mühendis. Burada mühendisimiz varmış bir tane. Başka nerede mühendisimiz var? Bir tane burada var. İki mühendis oldu. Şurada mühendisimiz var. Çelik fabrikasından almak olmadı aslında ya. Onu değiştirelim, başka yerden alalım. Ne bu? Bar. O barda mühendisin işi ne? Tamam, bunlar böyle takılsınlar. Kömür idare ediyor zaten. Şu idare ediyor, bu idare ediyor. Bana birkaç tane otomaton versinler. Otomasyon neydi ya bu? Otomaton. Güzel. Şu bütün gün çalışsın dursun. 10 tane insanımız var. Bir kısmı buraya gitsin. Güçlendirdik. Burası güzel. Bir daha bir güçlendirelim buraya. Şimdilik şunun gücünü ben düşükte tutacağım. Kömürü harcamasın fazla fazla. Kaynaklar buharlı kömür zamazingosu diyor. Şunu biraz kullanalım. İkincisi kaç tane? Ha, buna şey lazım. Buhar çekirdeği lazım. O yüzden işte Tesla'ya erkenden ulaşmak lazımdı. Maalesef beceremedik. Hasta sayımız çok güzel. 15-16. Güzel. Bu bekleyecek burada diğerlerini. Yemek sayımız güzel. Bir barbarlık daha. Papaz göndereceğiz ama umut azalsın ya. Salla umudu. Papazları riske atmıyorum. Bayağı da azaldı ama ne yapalım. Ha, ev lazım şu anda. İnsanlar hasta oluyor. Bir buraya. Burada güzel yerler var. İki. Üç yeter. Bir de buraya. Tamam. Şu yiyeceğe bakalım, bir yiyecek kötü durumda mı? Yok, ucu ucuna yetiyor ama yetiyor. Londralılar hala takipçi kazanıyor. Kaç oldular? 63 kişi. Şu anda ülkenin dörtte biri orayı istiyor. Burayı bir keşfettik. Köye dokunma diyor. Odun için kulübeleri parçala diyor. Biz parçalayacağız burayı çünkü biz Tesla City istiyoruz. Tesla'ya sen de git kankim. Bu gitti ama önemli olan diğer adamın gitmesi. Şurada şeyleri de yapalım. Şunları bir kullanalım. Bir de bunu kullanalım. Bir tane daha otomaton. Nereye verelim bu otomatonu? Onu da mı çeliğe verelim? Yani onu da çeliğe verelim hadi. Tesla'ya ulaştı. Peki şimdi Tesla'yı şey yapsın bu. Ha, bu değil. Bu hala ulaşamadı. Sen bekliyorsun. 8 saati var onun. Bu adamlar çok daha hızlı gidiyor arkadaşlar. O yüzden bu erkenden ulaştı ama şu anda araştırılmadığı için bu şehir ve kendisi araştıramadığı için beklemek durumundayız. Buraya bir 3 kişi verelim. Bizim kaç tane şeyimiz var? Bir tane ben şey istiyorum. Teknolojiyi daha hızlı ulaşalım. Nasıl yapabiliriz? Şöyle yapsak. Uyar herhalde ama. Bir tane şunu olsun. Burada insanların bir şeyi kalmadı. Şunu bir salalım. Bir tane daha yapabiliyormuşuz. Bir tane daha yaptık. Şuradan şuraya yol. O kadar çabaya rağmen umudu hala çok şey yapamadık. Umut artacaktır. Açlar doyurulacak. Efendim, inanç koruyucuları birilerinin yasa dışı yiyecek bulundurduğunu tespit etti. Çok büyük olduğundan İhtiyacı olan insanlar arasında dağıtmayı planlıyorlar. Belki başka bir şekilde kullanılmasını ister misiniz? 100 yiyecek payı depoya eklenecek diyor. Umut artacaktır. Açlar doyurulacaktır.
Bizim zaten şey ya iyi ya bizim yemeğimiz memeğimiz iyi. Onların yemeğine ihtiyacımız yok. Şuradan 5. Bir de şuradan 5. Bir de siz fazla çalışın. Huzursuzluk biraz şey oluyor ama. Bütün hepsine bir bakalım ya. Var mı az çalışan? Peki jeneratör geliştirmesi yine araştırıldı ama bu böyle dursun. Henüz daha soğuğa gelmedik. Başka ne var? Verimlilik çok güzel. Yapmamız gereken bir şey. Ek izci, daha hızlı karakol takımları. Bu da çok önemli. Bunu bir araştıralım hızlı hızlı. Yeni bir tane bir şeyimiz var burada. Burada tapınak. Kamu kefareti. Her kullanımda umut artar diyor. İnsanlar Londralıları terk eder. Bunu bir yapalım. Kamu kefareti. Kamu kefareti gerçekleştirilecek. Kötülüklerini itiraf eden ve pişmanlık gösterenler affedilecek. Bazı insanlar sakatlanacak burada. Ne diyor bu? Ciddi kaza. Aa, adamlarımızdan bir ilk defa bir sakat verdik. Otomaton yüzünden. Huzursuzluk artsın ya. %10 çok büyük şey. Olmaz öyle şey. Şimdi ne yapabiliriz? Burada bir bakalım bakalım. Yeni bir teknoloji, burada şey seçeceğiz. Kanun kitabından yeni bir şey seçeceğiz yakında. Birisi bir yere ulaşmış. Keşfedelim. Gök gürültüsü başladı. Zeki ve usta olanlar soğuğun üstesinden gelecek. Tesla City'nin girişinde bu slogan yazıyor. Mavi büyük elektriksel dalgalarla parlayan bir merkez kule şehrin üzerinde bir çeşit koruma kalkanı oluşturuyor. Ama burada bir şeyler ters gitmiş. Sokaklarda yanmış bedenler ve havada bu yanan etin pis kokusu mevcut. Kuleden gelen bir yıldırımın binanın çatısında bir yarık oluşturduğunu gördük diyor. Şehre girme riskini tabii ki alacağız. Ölebiliriz ama ölmedik. Hayatımız boyunca birçok şey gördük ancak hiçbir şey bizi lanet olası yıldırım kadar korkutmadı. Sonunda nasıl kapatacağımızı çözdük. Artık burada bir karakol kurabiliriz diyor ve karakolu kuruyoruz. Şimdi bu her gün buraya arkadaşlar kaç saatte bir? 16 saatte bir buraya buhar çekirdeği gönderecek bizim şehrimize. Bu çok çok önemli bir şey. O yüzden buna ne kadar erkenden olsak o kadar iyiydi. Fakat biz buna maalesef şey yapamadık. Şimdi bana 3 tane daha insan lazım. Onu bardan alalım. Ve bir tane daha benim karakol yapmam lazım. İkinciyi kuracağız çünkü şurada bir. Ha, biz ikinciyi kurmuşuz zaten. O zaman sen de Tesla'ya doğru git. İki kişi aynı yerde çalışamıyor ama şurada bir tane daha çelik yeri keşfedeceğiz yakında. Kalabalığı dağıt. İnsanlar yaralanabilir. Sinirli bir kalabalık. Burada şeyleri, muhafızları koyduğumuz için kullanabiliyoruz. Huzursuzluk çok arttı ama huzursuzluğu düşürürüz ya. O sorun değil şu anda. Şu en sona ulaşmadığı müddetçe her şey okey. Yakında bitecek ve tekrar bizimle olacaksın. Unutmayın, kurtuluşunuz için bu ödenecek küçük bir bedel. Bu içindeki bütün kötülüğü çıkaracak pislik. Acıyı kabullen. Tövbe etmek için asla geç değildir. Kamu kefareti sayesinde birazcık umudumuzu da arttırabiliyoruz böylelikle. Buradan her şey cooldown'da hala. Huzursuzluk aynen. Gece töreni başlıyor. Jeneratörün yanında olacak diyor. Umudumuz şu falan bir şeyler oldu. Şunu bir arttıralım. Buralar nasıl? Yaşanabilir durumda hala. Gayet güzel. Huzursuzluk deli gibi düştü gördüğünüz üzere. Sıcaklık çok güzel etkiliyor. Keşfet afetzedeler var. Şimdi ben burada insan kaybetmek istemiyorum. Sürgünlere şehre kadar eşlik edeceğim. Şehre kadar gidiyoruz beraber. Çünkü artık insana ihtiyacımız var. Benim teknolojiye daha hızlı ulaşmam lazım. O yüzden atölye falan yapmam lazım. Ne diyor? Bir barbarlık daha görmezden gel diyor. Papaz göndermeyeceğiz. Umut azalacak. Çok da azalma ama ya. Ama bu da abartı biraz. Yine ne oldu? İnsanlar endişeli. Kaptan, bir grup insan teminatınızı almak için toplanmış. Londralarını yazıp durdukları mesajlar konusunda endişeliler. Bu sloganlar en huzursuzlar için yazıyor. Gevşek yaklaşımınız onları sadece cesaretlendiriyor. Belki de farklı bir yolun zamanı gelmiştir diyor. Umut azalıyor bunu seçersek. İnanç koruyucularından sokaklarda gezmelerini istediyor. Bunu nasıl çözeceğime ben karar vereceğim. Şimdi evinize gidin diyor. Protestolar dağılacak, huzursuzluk artacak. İnanç koruyucularından sokaklarda gezmelerini isteyelim. Bir zararı yok gibi. Londralılar takipçi kazandı, atmış oldular.
Var mı eksik yine bir şey? Yok. Birileri bir yere vardı. Peki burayı keşfediyoruz. Güney'in umudu. Güzel şeyler bulduk. Burada buz koridoru var. Oraya doğru gidiyoruz. Şu çalışmasın. Biraz dursun. Şu hava soğuyacak biraz daha. Oralar tehlikeli. Kömür. Bir kömür daha. Peki. Daha hızlı karakol takımları dedik. Şimdi buradan yemeğe çok fazla sıkıntımız yok yemekle alakalı. Jeneratör. Beşinciyi henüz araştırmadık. Ekizciler. Ekizcilere gerek yok. Otomatonlara da şeye gerek yok. Ona da gerek yok. Soğukla başa çıkmak lazım. Kömür şeyimiz nasıl? Bu değildi ya. Bu çok iyi aslında. Verimliliğe gerek yok o yüzden sanıyorum. Buhar merkezinin şeyini geliştirebiliriz. Ya da bunu geliştirebiliriz. Buradan alabileceğimiz de bizim yine çok fazla bir şey yok. Aslında eve gidebilirim ya ben. Aynen ev önemli bir şey. Sanıyorum eve gideceğim. Sabahtan beri yani oyunun başından beri arkadaşlar bu insanlar şeyde kalıyor. Çadırlarda kalıyor. Ve çadırların yalıtımı çok düşük. Yani sadece bir veriyor. O yüzden ev yapacağız. Evin zamanı geldi galiba. Burada birisi bekliyor. Seni nereye gönderelim? Biz buz koridoruna gönderelim. Orada çelik melik var. Sizin gözünüzde sağda olsun arkadaşlar. Bazıları var. Mesela şey. Tesla City'den sadece bir kez gönderiyor. Bir daha göndermiyor. Her gün bir kere gönderir diyor ama buna iyi bakmak lazım. Teşekkür mektubu. Birisi bize teşekkür ediyor. Bunu duyduğumuza sevindik. Umut birazcık arttı. Geldi. Beklesin biraz orada. Yapacak işler var. Şuradan bakalım yapacağımız yine başka bir şeyler var mı? Yok, hiçbir şey yapamıyoruz. Şuradan şey yapabilirim ya. Kaynak deposu yapalım bir iki tane. Bir buraya ya da dur seni bir kıralım. Oraya iki tane bile sığdırabilirim herhalde. Sığmıyor mu sen iki tane? Ne yapsak aynı herhalde aynı. Bir de şöyle yapalım. Tamam, bunu yaptık. Şimdi bir de evi araştıracağız. Evi neden ben en baştan beri araştırmadım? Çünkü burada ev yeniden tasarımı var. Her şeyi çok daha ucuza yapabiliyorsunuz. O yüzden öyle bir şeyin yoluna gideceğiz. Aa, şunu şey yapabiliyorduk aslında. Şunları bir geliştirelim ya. Bu bize sonsuza kadar yeter neredeyse zaten. Daha başka insana ihtiyacımız yok. Burada geldik. Buz koridoru. Amerikan zırhlı aracı USS Hephaestus'un giderken arkalarında bıraktığı geniş buzdan koridoru takip ediyoruz dedik. Burada yapacak bir şey yok. Buz tutmuş zırhlı gemiye gidiyoruz. Sen de oraya git kanki. Burada yapacak hala bir şey yok. Ne diyor? Bazı evleri ısıtalım diyor. Tüm evleri ısıtalım diyor. 2 günde şu kadar yaparız diyor. Tüm evleri ısıtamam. 24 saat içinde 26 tane evi ısıtamam. 2 günde 13 tane evi ısıtıp ardından 2 gün boyunca soğuk tutabilir miyim? Tutabilirim. Aslında bunu da yapabilirim de. Çok kömür kaybederiz. Ama çok da umut falan kazanırız ya. Hadi yapalım bunu. 24 saat içinde. Şunun gücü fulledim mi? Yalan ederiz biz ortalığı. İnşallah. Evlerde en azından yaşanabilir şeyi sağla diyor. 26 tane evde. Bunu bekliyoruz. ...31 oldu, şu oldu, bu oldu. Bayağı hastamız var. Çok fazla hastamız var. Soğuk belimizi büküyor bu sefer. Of 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 of. Deli gibi hasta verdik bu sefer. Peki burada şimdi bir şey var. Benim imzalamam gereken bakım evi var. Bir de burada protestik var. Bununla beraber işte sakat kalmış insanları şey yapabiliyoruz. Ve artık soğuklar geldiği için önemli bir şey oldu. Bunu bir yapalım biz. Bakım evi. Bakım evini ben şurada bir yere koymak istiyorum. Koyabilirsem. Şuraya koyduk onu. Sen ne istiyorsun? Yiyecek hırsızlığı.
Yiyecek önemli. Gitsinler geri alsınlar. Peki yeni insanlarımız var. 54 tane insan. Şimdi bize yeni yeni yerler lazım. Londralılar takipçi kazanıyor vesaire vesaire. Sen neyi bekliyorsun? Sen geri gideceksin, değil mi? Şuraya kadar sen bir git. Heh, geri getiriyor. Tamam, bir tane buhar çekirdeği daha geliyor bize. Şimdi bundan sonra buhar çekirdeğinin ihtiyacı olan yerler, bir tane daha ben istiyorum şundan. Yapsınlar. Başka buhar çekirdeği bir yere ihtiyacı var mı? Sondaj şeyi lazım bana ama birçok insan bıçkı evi yeter diyor mesela. Onun da başka şeyi var mesela, şurada bir yerde. Nerede? Burada bir yerde herhalde. Duvara fişe kazıyorsun işte. Odun falan da çıkarabiliyorsun ama bence oyunda yeterince odun var. Şimdilik gerek yok şeye. Ne yapacaktık? Bir şey yapacaktım ben. Yeni bir şey sanki. Ah, aynen, insanlara yer yapacağız, ev yapacağız. Baraka koyalım. Nereye doğru yapacağız peki biz bu ısınmayı? Soğuklar başladı. Şunu açabiliriz herhalde. İkinci seviyede işe yaramıyor. Üçüncü seviyede anca biz bir yerleri. İki de işe yarıyor olabilir herhalde. Bu ne? Burası çadır. Çadırı soğuk tutamıyoruz biz. Şey, ılık tutamıyoruz. Sen neredesin? Sen buradasın. Peki okumaya pek gerek yok burayı. Ah, çelik yerini bulabildik nihayet. Sen kankim. Buraya sen bir karakol kur. Buraya bize bir çelik gönder her gün. Her gün 100 çelik gönderiyor bu ama bunlar ne? Afetteler şehre ulaşır diyor. Çok fazla adamımız oldu. 96 tane evsizimiz var şu anda. Maşallah. Burası donuyor. Burası, ya da durun ya. Çalışın orada. Oraya bir şehir götürelim oraya biz. Şimdi şuraya bir tane buhar merkezi koyduk. Oraya ben evler yapacağım. Çadır mı yapsak? Hadi arkadaşlar, zor dönemlerden geçeceğiz. Herkesin beline kuvvet. Hadi bakalım. Bakım evi sözü yerine getirildi. 26 tane evi iyi halde tutmak lazım. Bakalım tutabilecek miyiz? Peki ev araştırıldı. Bir de şunu yapacağız. Ev yapabileceğiz ondan sonra. Aha, GG olacağız herhalde arkadaşlar. Büyük söz verdik de şu soğuk, 2 derecelik soğuk bizim belimizi bükecek anlaşılan. Ne bu? Doğru olanı biliyorum. Umut Harçak. Seçim mi yoksa görev mi? Efendim, bir grup vay sizin imzaladığınız kamu kefareti kanunu hakkında konuşmak istiyor. Bu kanunun aşırı olduğunu söylüyorlar. Hepimiz kefaretin bir seçim değil bir görev olması gerektiğini düşünüyoruz. İnsanları gerçeğe doğru zorlayamazsın. Gerçek insanların kalbinde özgürce büyümeli diyor. Doğru olanı biliyorum diyor. Söylediklerini düşüneceğim diyor. Huzursuzluk mu azalsın, umut mu artsın? Umut artsın ya. 7 kişi donuyor. 7 kişi burada donuyor. Ölecekler. 12 kişi donuyor şu anda. Peki donmalar durdu. Sanıyorum patates olduk arkadaşlar. Bu saatten sonra ben buradaki insanlara çok güzel şey veriyorum ama şöyle bir bakalım. Serin, serin, serin. Buralar yaşanabilir. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Burada bir yine gaza geldik, şey yaptık. Bu ısıtma olayları çok bizi pişman ediyor. Neyse artık. Bu zaten her türlü yalan oldu. İnşallah Umut böyle çok fazla geriye gitmez. Konuşmasına izin ver diyor. Biz insanlar yaralansın ya. Zaten çok fazla hastamız yok herhalde, aynen. Bunlar buraya vardı. Bir buraları da keşfetsinler. Bir şey yok burada. İkmal deposunda gitsinler. Şu 25. gün güzel. Söz bozuldu. Ne kadar düştü? Vah, maşallah maşallah. Helal olsun sana Pascal Numa. Şimdi. Bunları deneyerek en azından bir şeyler yapacağız ama.
Burada odun kalmamış. Orayı şey yapalım. Bir yeni oduncu lazım. Bize kaynak, bıçkı evi. Aa, biz daha bunları yenilememişiz. Peki. Bıçkı evi bir tane daha. Şöyle yapalım. Bütün odunu kapsasın bu. Şunu da açalım. Havalar soğuk ya. Daha az insan belki hasta olur. Çalınmış odunları geri alır diyor. Çalınmış odunları geri alsın tabi. İnanç koruyucuları iş çıkardı. Malları geri aldılar ama daha da önemli hırsızlardan birini yakaladılar. Artık hırsızlığa bir son verebiliriz. Hırsızla ne yapacağız? Londra'da sayısı azalacak. Tövbe edeceğiz. Bu kişi tamamen şehirden atılacak. Bir de kaderine bir şeyler. Huzursuzluk artacak diyor. Londra'lı sayısı azalacak. Tövbe etmesi için biz ona şans verelim. 58. Bakalım kaça düşecek birazdan. Baraka yararken birçok değerli malzeme bulduk diyor. Kaynakları alıyoruz buradan. Taş gemiye doğru yolculuğa başlayalım. Hala çok fazla hastamız var. Şu havaları şey yapamadık. Şu evleri bir düzgün hale değiştirmek istiyorum ama yemek konusunda sıkıntımız mı var ya bizim? Yo, idare eder aslında da. Biz yine de yiyecek konusunda bir tane daha şey avcı hangarı yapabiliriz. Şunu bir çelik seçelim. Tamam, nihayet şunu da araştırabildik. Bundan sonra verimlilik olayına girebiliriz. Şuna girebiliriz, buna girebiliriz. En güzeli en güzeli ne olur? En güzeli en güzeli ne olur? Jeneratör verimliliği mi yapalım? Nasıl gidiyor şu? Tamam, biraz artık sıkıntılı yerlere geliyoruz artık. Şunu verimlilik %10 daha az kömür tüketecek bundan sonra bizim şu şeyler. Şundan bir insan arttıralım. Şurada sabahtan beri bu da boş duruyor. Onu da artıralım. 55 tane insan değil mi? Yeni bir yerleşim bölgemiz var sonuçta burada. Burada teknolojiye biraz daha abanalım. Bir burası, bir burası. Ona bir şey yapamıyoruz. Şimdilik böyle. Bir şunu kullandık. 10 adam buraya gönderdik. Bir tane buraya gönderdik. Yeni yeni kişilerimiz var. Bunu nereye gönderebiliriz? Şuraya gönderebilirim sanıyorum. Ondan sonra artık iyice psikopat olacak arkadaşlar. 25. günde iyi havalar sıcaklaşacak ama sonra 3 derece birden düşecek. Yani şu an 60'da 70 olacak. Daha da artık şeylere önem vermemiz lazım. Liste. Efendim, bir adam size Londralılar, kafirler, oğlancılar, baştan çıkarıcılar ve diğer günahkarlar başlıklı bir liste getirdi. Ruhu üzerine bu bilgilerin doğru olduğuna yemin ediyor ve onların pişman olup gerçeği görmelerini istiyor diyor. Umut azalacak ama Londralı sayısı azalacak. Adamı görmezden gelmeyelim. Londralı sayısı azalsın. 60 sayısı yüksek bir sayı. Aa, biz neyi unuttuk yine? Burada evleri yenileyeceğiz. Şurada bir ev. Şu kenar şeyleri bir yenileyelim. Şunları, 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 şunları. Şurası, şurası, şurası. Odunumuz bitti. Jeneratör verimlilik zamazingosu. Tamam, bu da güzel. Ben kendimi oyunun sonuna doğru bir hazırlamak istiyorum. Odun. O yüzden bir duvar sondajına gidelim. Şu o duvarı bir 30 yapalım da. Duvar sondajı, duvar sondajı. Verimlilik geliştirmesi. Sen neredesin? Sen buradasın. Burada yapılacak bir şey yok. O zaman şuraya doğru bir git kankicim sen. Bunlar son araştırmalar artık. Bir tane şuradan ben şu protestik olanı açacağım. Şuraya da birkaç tane adam var zaten. Şu sakat adam için şundan bir 5 tane yapalım. Bir tanesini kullansın. Sonra diğerleri de şey yapar. 50 lazım bana. Tamam, 50. Verimlilik. Verimlilik güzel şey. Odun da bitiyor ya. Bize ama şey lazım. Buhar çekirdeği lazım şu anda.
Önce bir verimliliği yapalım da buhar çekirdeği bulduğumuz zaman şey yaparız onu. Şu anda çok fazla evsiz insanımız var. Ben biraz abarttım burada. İnsanlar şu an evsiz kaldı. Ama yapıyorlar. Hadi bakalım. Hasta sayısı çok fazla şey olmuyor. En azından ev yapılırken bu hasta sayısını çok fazla etkilemiyor. Burayı da bir keşfedelim. Bir tane, iki tane buhar çekirdeği. Harika haber. Şuraya da git lütfen. Çok kritik seviyede şu. Burada ölebiliriz. Sonra patlayabilir. Odun. Odun şu anda tek sıkıntımız bizim. Ne diyor? Bir hırsızlık daha. Çalınmış odunları geri alabilir. Oldukları odun da lazımdı ama bizimkiler ölmesin. Ölmeden oyunu bitirmeye çalışalım bakalım. Olmayacaktır çünkü ileride çok soğuyacak dünya ama yine de görelim. Londralılar takipçi kazanıyor. 69 oldular. Ne yapsak düzelmiyorlar bunlar. Bir daha şunu yapalım. Bakalım bu nerede? Çelik ve kömürü varmış. Bunları da aldık. Başka bir şey kalmadı sanıyorum. Artık şehre doğru dönebiliriz. Bundan sonra artık oyunun sonuna doğru küçük küçük hazırlıklar yapacağız. Biz o insanlarla buraya bir 5. Bir de sana bir 5. Sen şuradan arttır. Sen şuradan şunu arttır. Peki. Afet zedeler. Hep beraber geri gidebiliriz ya. Çene çalmak gibisi yok. Konuştuk onlarla. Yola getirdik. Hep beraber gidiyoruz. Ah sen geri gitme. Sen şuraya doğru git. Orada bir tane araştırılmamış yer var çünkü. Şimdi şu evlerden bana 36 olacak. 4 tane daha lazım. Şunların hepsini bir yapalım. Tamam. Verimliliği de yaptık. Yakında şey de gelecek. Şu buhar sondajına başlayabiliriz artık. Huysuz yaşlı adam. Efendim, kalabalık bir grup yaşlı bir adamı evinden dışarı sürükledi. Onu kamu kefaretini zorlayacaklar. Tövbe et seni pislik diye bağırdı birisi. Belki de bu sana iğrenç ağzını kapatmayı öğretir. Bu adam sivri diriyle bilinir. Ama onun dindarlığı ve sadakatinden şüphe etmemiz için gerekli bir nedenimiz yok diyor. Yaşlı adam yaralanabilir. Huzursuzluk azalacak. Huzursuzluk biraz artacak. Huzursuzluk artsın ya. Huzursuzluk sona gitmediği müddetçe huzursuzluğun bize bir zararı olmuyor arkadaşlar. O yüzden böyle takılabiliriz. Odunlarda da yavaş yavaş sona geliyoruz. Kalabalığı dağıtıyoruz. Papaz şey yapıyor. Kalabalığı dağıtalım biz. Tamam. Duvar sondaj zamazingosu araştırıldı. Bir 5. seviyeye gidelim biz. Kaç gün kaldı? Daha günümüz var ya. O zaman sondajı geliştirelim biz. Sondaj. Ha öbürü daha gelmedi değil mi? Tamam neyse sorun değil. Şu diğer adamlarda şeyler var çünkü. Bunda mı vardı? Aynen iki tane buhar çekirdeği var. Kamu kefareti, huzursuzluk düştü. Ne güzel. Çok güzel. Şunu kullandık, bunu kullandık. Umut biraz daha arttı. Çok güzel gidiyor her şey. 36. Biz hala şey yapamadık. Ev olayını tam olarak çözemedik. Bir de yeni ev yapmam lazım herhalde. Çalın. Abi niye odun çalıyorsunuz siz? Ya sakinleşin lütfen ya. Şunu biraz arttıralım. Ne oldu? Kalabalığı dağıtacağız yine. Huzursuzluk artacak. Londralı sayısı azalacak. Günah. Umut artacak. Tamam bu güzel. Sen burada bekliyorsun. Çok güzel. Senin bir sürü şeyin var. Sen şuraya git. Bu adamda harbiden bir dünya şey var ya. Şunda. Oh. 1000 tane odun. Ne demek? İnsanlar tekrar umutlanıyor. İlk defa Londralılar insanları şehrimizi terk edip Londra'ya kaçmaya ikna edemediler. İnsanlar kış yuvasından gelen haberlerin şokundan çıkıyor ve gelecek için umutlanmaya başlıyor. Şimdi işte bu bug sanıyorum bizde yine şey oldu ya. Bu Tesla City eğer bir iki tane yer açarsanız arkadaşlar sanıyorum göndermemeye başlıyorlar şeyleri.
Yine ben gözümü onun üzerine tutmaya çalışacağım ama. O yüzden bazen çeliği ben salıyorum, şey yapıyorum yani. Sadece çekirdek göndersin diye bir tane yer açıyorum. Böyle bir sorunu var bu oyunun. Şimdilik hala her şey okey. Yeni bir şey buradan amaçtan devam edelim. Tapınak. Gerçeğin koruyucusu neymiş? Huzursuzluk artar diyor. Her kullanım... Ha, böyle bir şey. Kaptan gerçeğin koruyucusu unvanını üstlenecek. Bize neyin doğru neyin yanlış olduğunu yalnızca o söyleyebilecek ve böylece inancımıza yön gösterecek diyor. Kaptanın sözleri. Şifa evine gerek yok, şuna gerek yok. Sanıyorum her kullanım huzursuzluğu büyük ölçüde azaltır diyor. Biz bir kullanalım şunu, patlatalım. Neredeydi, burada mıydı? Huzursuzluk azalır diyor. Bayağı da azaldı. Çok güzel. Nedir bu? Sıkışmış otomaton. Bıçkı evini kapat diyor. Otomatonları kapatamayız. Bir sürü otomatonumuz var. Bıçkı evi kapansın bir süre. Peki sondaj yeri de gelişti. Şimdi bir en yüksek seviyeye geçelim isterseniz. Yemek azaldı mı? Yemeğe bir bakalım, kontrol edelim. Yemek durumumuz nasıl? Yemek iyi ama ben daha fazla istiyorum. İleride ihtiyacımız olacak çünkü ona. Bir tane daha avcı hangarı koyalım. Tamam, bu geldi burayı keşfetti. Burada yapılacak bir şey yok dedi. Bir tane de kar kaplı malzemeler diye bir yer varmış. Oraya doğru yardıra yurdura gidiyoruz. Oy, yine patlayacak burası. Aşırı yüklenmeyi kapat. Jeneratör gerilim seviyesi kritik seviyeye ulaştı. Aşırı yüklenmeyi kapatman gerekiyor hemen dedi. Biz de öyle yapıyoruz zaten. Burada bir genişlenme var. Geliştirme var. Şu var, bu var. Hadi gelin arkadaşlar. Sondaja başlayalım artık. Tamam, harika. Şimdi öncelikle şuraya bir 10 tane adam şey yapalım. 71 tane eve ihtiyacım var. 7 tane eve ihtiyacım var. Hatta 8 diyebiliriz onu. Ama öncelikle biz burada bir buharlı sondaj zamazingosunu kurmak istiyoruz. Bir tane mi lazım? 2 tane lazımmış. Olsun. Sorun değil. Şunu şöyle koyalım. Oraya bir tane otomaton falan göndeririz gerekirse. Başka ne lazım şu anda bana? Ne lazım? Ev lazım. Evleri nereye koyabiliriz? Bir tane şuraya koyalım. Bir tane buraya koyalım. 2. Bazı yerleri büyüteceğiz. Genişleyeceğiz. Şuraya doğru mu genişlesek? Şuraya doğru genişleyebiliriz ama burada şeyleri de yıkmak istemiyorum ya. Buradaki ağaçları. Bir şöyle olsun. 2 böyle olsun. Hadi burayı da yıktık. Hadi burayı da yıktık. 4 oldu. Şuraya koyarsak 5 olur. 2'yi de başka yere koyalım. Nereye 2 tane ev yapabiliriz? Nereye 2 tane ev yapabiliriz? Şuraya doğru mu genişlesek acaba? İki tane de buraya yaptık. Peki bunu da yaptık. Birisi bir yerde bekliyor. Buna artık çok bir ihtiyacımız kalmadı ama şuraya doğru göndereceğim çünkü ileride bunun bir görevi olacak. Oraya doğru gitsin. Eksiğimiz bir şeyimiz yine yok. Hastamız çok fazla yok. Şuyumuz buyumuz çok fazla yok. Hızlanalım. Şuraya bir yol lazım. Bu da vardı buraya. Orayı da keşfetsin. Çiğ gıda 41. Çok fazla değil. Ama sen de geri dönebilirsin. Şu anda işler iyi. Burada birazcık tasarruf yapabiliriz ama jeneratör seviyesini kısarak. Bakalım bir. Rahat. Her yerde insanlar rahat rahat yaşıyor şu anda. Çok güzel. Çok iyi bir şekilde yaşıyorlar. Var mı yine eksik bir şey? Yok. Otomatik prototipleşme araştırıldı. Jeneratör güç geliştirmesi. Yakında çok 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 şey olacak bunlar. Dedik zaten. Duvar sondajı, kömür madeni,
3 geliştirmesi. Önce sanıyorum ben bir duvar sondajına şey yapacağım. Yardıracağım gibi ama. Hadi bakalım. Diğerlerinin çalışmasına gerek yok. Hasta olmalarına gerek yok arkadaşlar. Çok zorlamayalım. Belki bir tane sadece. Gerçi ona da gerek yok. Yerimiz yok zaten. Şöyle şuraya bir tane bir yol çizelim biz. Şöyle yapalım orayı da. Şimdi bir bakalım burayı nereye koyabiliriz? Biz bu buhar şeyini. Şuraya koyabilirim. Menzil geliştirmesine gitmeyeceğim muhtemelen. Bu her yeri kapsıyor gibi. Peki biri geldi. O burada duracak bundan sonra. Aa biz bu yüzden şey yapmadık. Daha henüz. Pardon. Buralar soğuk. Orada bir şeyimiz var mı? Bunlar niye böyle? Yaşanabilir. Niye yaşanabilir burası? Kömür şeyi koymadık biz. Buhar merkezi koymadık. Koyduk mu? Yok, koymamışız. Şu evi bir yıksak biz burada. Burası çünkü şey yapamıyor herhalde ya. Buradan yararlanamıyor. Şunu buraya bir koyalım. Şurayı bir önce bir yapalım da ondan sonra bakarız. Peki, duvar sondajı o da araştırıldı. Bir tanesi için bir tane çekirdek lazım herhalde. Onu şu anda koyamıyoruz. Ama niye bu Tesla'dan şey getirmiyor işte bana ya? Niye sen bana Tesla'dan maymun getirmiyorsun? Bu nasıl bir bug'dır ya? 2 senedir oyun var ve 2 senedir bu bug çözülmedi. Bilemiyorum. Ben internette çok okudum. Bu her birçok kişide yaşanabiliyormuş. İnsanlar diyor ki şeyi yok et diyor. Şunu yok et diyor. Ardından bir daha yaparsan oluyor diyorlar. Ha, olmuyormuş herhalde. Geliyor da bu daha önceden niye gelmiyordunuz da şimdi geliyorsunuz siz? Ne getiriyorsun sen? 10 tane insan olarak geliyorsun. Sen de 10 insan olarak geliyorsun. Bir de bu geliyor. Vazgeçelim o zaman. Senden de vazgeçelim. Bunlar bizim insanlar değil. Sadece şu şey. İşte gelmiyordu. Neyse ki en azından bir tane bulabildik. Ne diyor? Londralı sayısı şey olacak diyor. İnsanlar yararlanabilir diyor. Yaralansınlar ya. Zaten şeyimiz var bizim yeterince. Şimdi bir sonrakinde ne yapacağız burada? Jeneratör geliştirmesine gidebiliriz. Buna da çok fazla yapanlar var. Da ben çok şey yapmıyorum. Şunu bir kontrol etmek lazım. Odun durumu, yemek durumu, kömür durumu nasıl? Her şey çok güzel. Hatta şöyle bir şey yapabilsek mi? Yapsak mı? Çok soğuk olacak. Şunu bir bitirelim ya. O bir bitsin. Sonra bakarız artık. İnanç koruyucuları kalabalığı dağıtacak. Efendim, şehirde kargaşa çıktı. Bir grup inançlı yeni kanun tartışmak için sokaklara çıktı ve kısa süre sonra ortalık karıştı. Kaptanımız gerçeğin sesidir. Bundan nasıl şüphe edebilirsiniz? Dedi öfkeli bir kadın ağlayarak. O bizim liderimiz ama o da bizim gibi insan ve her insan gibi liderimiz de hata yapabilir. İnancımızın peygambere ihtiyacı yoktur dedi. Yapılı bir işçi bunu nasıl çözebiliriz? İnanç koruyucularını kalabalığa dağıtacak insanlar yaralanabilir. Kaptanın sesini kullanmak %50 az daha etkili olacak. Umut artacaktır. Umut. Aman. Hala dediğim gibi çok şeyimiz yok. Sallayabiliriz bunu. Çok fazla insanımız var. Ben 2 tane, 3 tane şundan yapacağım. 1, 2, bir de şuraya yapalım. 3. Depolamak. Ana, 2 insanımız öldü. Herhalde kavgadan. İnsan ölmeden bitirebiliriz demiştik ama maalesef insanlar
Kavgadan mavgadan öldü arkadaşlar. Üzücü bir durum ama ne yapalım. 300 tane adamımız var. Öyle bir başarı sağlayabilir miyiz diye düşünüyordum ama çok beklenmedik yerden geldi başımıza. Şimdi buradan istediğim bir şey var mı? Ölen insanları istemediğimiz için buna gerek yok, buna gerek yok. Bu oyunun sonunda bazen işe yarıyor. Diyor ki hastaların dörtte biri anında ölüyor ama çok fazla anında da insanları iyileştirebiliyorsunuz diyor. Oyunun sonunda gerçekten işe yarıyor. Düelloya da gerek yok. Millet birbirini öldürmesin. Buradan neye ihtiyacımız var? Yeni inanç. Biz bunu yaptığımızda artık şeyle alakalı bir sorun kalmıyor arkadaşlar. Biz yeni bir din kuruyoruz ve artık umutla alakalı bir sorun olmuyor. Londralılar ölüyor ama gerek yok ona. Tapınak. Bir tane tapınak inşa edelim. Tapınağın içinde insanlar oluyor muydu ya hatırlamıyorum ama şuraya kocaman bir tane tapınak koyalım biz. Var mı yine yapacağımız bir şey? Yok gibi. 20 tane insan kalmış geriye. Tapınak inşa edildi. Bir kişi daha öldü. Ölümler başlamaya başladı. Tapınak buradaydı değil mi? Şimdi bunu kullanalım, bunu kullanalım, bunu kullanalım. Bayağı soğuk yapmaya başladı ortalık. Oy, bu soğuk yetmiyor. Aynen, bu yetmiyor şu anda arkadaşlar. Çok fazla hastamız olacak. Buna kendimizi hazırlayamadık. Şöyle yapabilirim belki. Bir kişi daha öldü. Şunlar çalışsın böyle, jeneratör aşırı yüklensin. Şunu seviye arttırırsak zaten bir sorunumuz kalmayacak artık. Tamam, şunu bir kapatalım. Bu şuradan şey olsun. İnançlı itiraz. Efendim, cemaatiyle birlikte bir rahip geldi. Barların çalışma saatini azaltmanızı istiyorlar. İnsanların zihinlerini ve ruhlarını zehirlediğini iddia ediyorlar diyor. Barlar 2 saat erken kapanacak. Etkileri şey olacakmış. Umut artacakmış. Bunda umut azalacakmış. Tamam, bara gerek yok ya. Buradan şimdi biz bayağı soğuğa göğüs gerebiliyoruz. Başka bizim yapabileceğimiz neler var? Kömür madenlerini geliştirebiliriz diye tahmin ediyorum. Karakolumuz devam ediyordu, değil mi? Karakol devam etmiyor. Bir tane daha yeni gönderelim o zaman şuraya. 11 saat sonra. Neyse, en azından böyle böyle gönder getir gönder getir yapabiliriz. Şurada şey yapacaktık biz. Şunu kuracaktık. Bir tanesi yeterli olur herhalde oyunun sonuna kadar bize. Başka neye ihtiyacımız var? Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Bir kişi daha GG oldu. 8 kişi hasta var. Of. Bayağı güzel. Odun mu? Şey mi? Odun. Bir kişi daha GG oldu. Bunlar nasıl ölüyor? Neye ölüyor? Bir kişi seferlerde öldü diyor. He. Sağda solda bir yerde ölmüş anlaşılan. Sen buradasın. Seni de oraya göndereceğim. Demek ki bizim şehirle alakalı bir sorunumuz yokmuş. Burada ne yapabiliriz şimdi? Bunları, bu paraları, maraları güzel kullanabilmek amacıyla. Pek yapabileceğim bir şey yok gibi. Şu şeye bakalım tekrardan. Kömür biraz sıkıntıya girdi. Şuradan kullanabileceğimiz başka şeyler var mı? Şunu da atalım. Huzursuzluk biraz düşsün. Şunu düşürüp şunu arttırabiliriz. Biraz burada kömürden tasarruf yapabilmek açısından. Bir kişi daha öldü. Karakol kuralım. O adam 15 saat sonra bir tane daha getirecek bize. Hastalarla alakamız çok iyi. Umudumuz çok iyi. Bir insan daha öldü. Sen nerede öldün yine? Seferde öldü. Sefer nedir ya? Şey mi yani? Şu mu? Avcı hangarı olayı mı? Yoksa şunlar ölüyor. He, bu kekolar ölüyor. Anladım bu olayı. Tamam. Biz biraz önce şunu yıkmaya çalıştık ya arkadaşlar. Sonra vazgeçtik. Biz öyle olunca onlar geri dönmeye çalışıyor ama ölüyorlar. Demek ki bunu yapmasak. Eğer şey istiyorsanız, böyle hiç ölümsüz bir dünya istiyorsanız demek ki öyle yapmayacaksınız. İlk Londralılar kalmaya ikna oldu. Efendim, Londra'ya kaçmak isteyen insanlardan bazıları size güvenip kalmaya karar verdi. Son kararlarınızın onları bizim için umut olduğuna ikna ettiğini söylüyorlar diyor.
48 kişi hala ayrılmak istiyor. Yakında birkaç güne. Oo, 7 tane. 7 tane buhar çekirdeği mi? Abi. Bu nedir lo? Şimdi birkaç tane 1, 2, 3 buraya lazım olacak. 4 tane yapabilirim sanıyorum. Şundan. 1, 2, 3, 4. Başkaya ihtiyacım yok ya. Aynen. Şeyi geliştirdik. Ama değil mi? Çelik fabrikaları gelişik. Tamam. Kömür madenlerini geliştirebiliyoruz yine. 1, 2 ve 3. Bundan sonra artık çok büyük bir sıkıntımız yine kalmayacak. Buradan şimdi ne yapabiliriz? Buna gerek yok. Buna gerek yok. Burasına hiç gerek yok. Bu okey. Buradan ben bir yer şeye varmak istiyorum. Şunu bir geliştirelim önce. Bizim depolar küçük gelmeye başladı çünkü. O yemek buluyoruz ama yemeği şey yapamıyoruz ya. Bir insan daha öldü. Yine yoldakilerden biri öldü herhalde. Şimdi kim nerede çalışsın? Bir tane otoma şeyimiz var. Patatesimiz var. Sen orada çalış. Peki. İyi, burası biraz rahatladı. İkinci olarak da ben bir tane daha şu büyük depodan istiyorum. Bunlar bayağı büyük bir alan veriyor bize. Peki, o zaman sen git şurada çalış. Bir tane biz burada şey yapalım. Teknoloji atölye yapalım. Atölyeyi şuraya bir tane koyalım. Şimdi buradan başka benim yapabileceğim adil itham. Huzursuzluk artıyor. Gruplarca insan ara sıra Londra'ları terk edecektir. Küçük oranda kaynaklarda ortaya çıkabilir diyor. Kaynaklar derken fikir değişimi. Peki. Güzel. Büyük kaynak deposu araştırıldı. Peki bunlardan birkaç tane yapabilirim ben. Şuralara çok elektrikle şununla bununla işi olmayan yerlere 1-2 hatta şöyle yapalım. Bu bayağı bizi götürür. Bu iki tane. Şimdi ne araştıracağız? Yeni olarak hala oyunun sonunu düşünmemiz lazım. Burası yararlı olabilir. Bunları istiyoruz. Yakında yeni bir soğuk dalgası var mı? Yok. Biz geleceğe yatırım yapabiliriz. Ev yalıtımı. Çok fazla evimiz var. Şu da iyi aslında. Şimdi bu sayfaya çok önem vermek lazım. Isıtıcılar. Bunları da ileride kullanabiliriz. Keşifle alakalı bir şey kalmadı artık. Bu sayfaya pek uğraşmayacağız. Oyunun sonunda belki. Şuradan bir şeyimiz yok. Buradan bir şeyimiz yok. Buradan bir şeyimiz yok. Depolama açısından. Şu ikisini de yapalım da bu sayfayı bir bitirelim ya. Hadi bakalım. Sen de çalış kankicim. Var mı yeni şeyler? Hazırız zil çalmışken bir bakalım. Yok. Siz ne diyorsunuz? Birkaçı ikna oldu. Konuşmasına izin ver, kalabalığı dağıt diyor. Burada kimse ölmüyor herhalde. Zaten 7 tane hastamız var. Huzursuzluk sorun değil. Yeni bir tane daha şeyimiz var. Bir buraya gitsin. Bir tane de şurada çalışsın. 7 tane daha insan. Bir tane daha şey yapabiliyorum. Teknoloji atölye yapabiliyorum. Hatta 2 tane yapalım da geleceğe de şey olsun. Hatta siz de çalışmayın. Değil mi? Aynen. Bir tane daha yapalım hatta. Var mı eksiğimiz, gediğimiz bir şeyimiz ne? Bir insan öldü. Sen nerede öldün? Yine mi yolda öldün? Seferde öldü. Sizden bize kalan bir şey kalmadı zaten. Yazıklar olsun size. Hiç hasta insanımız yok. Ne kadar harika. 3 tane var da. Nerede öldünüz? Yine seferlerde öldüler. Abi ölün tamamen de. Eksi 70 derecede çabalıyoruz. Şuradan bir 5. Şuradan bir 5. Bir kişi daha GG. Bu da gitti. Tamam. La bir hepiniz ölün de bir kurtulak ya.
İnsanlar Londra'ları terk ediyor. 37. 37 kaldı. Depo. Şu depoya bir tane çiğ gıda diyelim. Bu artık sırtı yeri gelmez oranın. İnanan bir kişi. Ben bir tane daha yemekhane yapmak istiyorum aslında. Şunu da bir bitirelim. Buraya bakmıştık değil mi biz? Bir sorunumuz yok aynen. Bir tane daha yemekhane. Yemekhanenin ısı bölgesinde olması lazım. Burası çok uzak aslında ya evleri. Çünkü insanlar yemeği buraya yemeye geliyor arkadaşlar. İş yerlerine çok uzak olabilir. Onun çekincesi var bende ama. Şuraya doğru bir bölge yapabilirim diye düşünüyorum. Önce bir şunu bir bakalım. Buhar merkezi. Burası kötü. Tam şöyle bir yere yapabilirim. Şuradan bir böyle bir yol çekelim. Şöyle bir koysak. Tam buraya koysak. Tam burası olur gibi. Bir tane daha yemekhane. Bunu da şuraya koyalım. Sen de böyle çalış. Bir insan daha öldü. Hasta adamımız yok ama şu kekolar ya 2-3 kaldılar. Cık, üzüyorlar beni. Papazlar haksızlı. Haklı. Efendim, bir adam kendini jeneratöre attı. Adamın dul eşi burada. Cevap aradığını ve bunun mantıklı cevap olmasını diyor. O sakin bir adamdı. Asla size karşı bir şey söylemezdi, kaptan. Ama insanlar kocamın dini reformlarınızı protesto ettiğini söylüyor. Rahipler size karşı olan bağlılığını göstermek istediğini söylüyor. Neye inanacağımı bilmiyorum. Bunu neden yaptı? Gerçeğin savunucusunun bunu bilmesi gerek. Huzursuzluk artacak, bilmiyorum desek. Bilmiyorum diyelim o zaman. Bir zararı yok. Biz de bilmeyiz arada. Peki bu sayfayı bitirdik demiştik. Buradan başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Keşifle alakalı bir şeyler. Buralara, burada çok büyük şeyler var. Ev yalıtımı. Yakında soğuk var mı demiştik. Yakında soğuklar 1 derece var. 1 derece var. Çok fazla değil aslında. Yalıtımlarla uğraşmaya gerek yok o zaman bu durumda. Biz başka şeylere ağırlık verebiliriz. Mesela daha fazla yemek. Şunu bir artıralım. Ondan sonra birkaç tane daha biz şey açalım. Depo açalım büyük büyük. Bir tane şuraya depo. Buraya başka açamıyoruz. Bir tane buraya depo. Şu yol çok dandik duruyor. Şuraya bir yıkalım. Sanıyorum tamam değil mi burası? Peki. Bir insan daha öldü. Geliştirmediğimiz bir şey kalmadı bizim buradan. O yüzden her şey güzel. Odunumuz falan da güzel. İkinci şey sondaj yerine gerek yok. Şimdi bununla bir tane daha ben şey açabilirim aslında da. Onu da nerede kullanırız emin değilim. Tapınak yine şunu yaptı, bunu yaptı. Peki hepsini bir daha bir kullanalım. Bir insan daha öldü. Zaten 3 kişi kaldınız. Bakalım kaç kişi ulaşabilecek bize. Bundan sonrası artık arkadaşlar çok da çok zor yani buradan sonra oyunu kaybetmeniz. Yani eğer buraya kadar gelebildiyseniz, buraya kadar başarılı bir şekilde gelebildiyseniz gerçekten zor. Burada bir şeyler daha var. Ne var? Saha mutfakları var. Şifa evi var. Şifa evi bu ısı veriyor aslında. İçine insan yerleştirebiliyor muyduk biz bunun? Diğerinde bir şey var mı böyle güzel? Yok, bunlar da bayağı kötü. Bu saha evlerini falan da sevmiyorum ben çok ya. Belki şey yapabiliriz. Mihrap. Mihrap nerede yok? Mihrap burada yok. Şuraya bir tane mihrap. Buraya bir mihrap. Burada başka bir şey yok. Buraya gerek yok.
Bir de bunlar yeterli. Kimdir bu? Afetzedeler şehre ulaşır diyor. Peki bu bir tane daha getirecek bize. Güzel. Tek olduğunda getiriyor ama yanına bir tane daha koyarsak. Yanına bir tane daha koyarsak şey kesiliyor. Çelik çeliğe gerek yok herhalde. Siz de zorlamayın bence o kadar. Şunu tekrar kontrol edelim. En iyi durumda bundan sonra böyle gidersek hiçbir şekilde bizim şey sorunumuz olmayacak. Kömür sorunumuz olmayacak. Odun zaten çok şey artık harcama yapmıyoruz. O yüzden odun da çok güzel. Çelik de çok fazla harcamıyoruz. Yemek de gayet güzel. Ki yemek şu anda daha da gelişti. Sağlık merkezi şudur budur. Belki şey yapabilirim. Şu anda bundan sonrasını seraya değil de revire şey yapabiliriz. Revir de yine aynı şekilde şundan istiyor. Buhar çekirdeği istiyor arkadaşlar. Fakat revir insanları çok daha iyi iyileştirebiliyor. Bu da önümüzdeki fırtına döneminde bize yardımcı olacaktır herhalde. Odun. Nedir bu? Şehrin yüksek umut seviyesi sayesinde çoğu Londralı kalacak. Birçok insan yaralanacak, bazıları ölecek. 22 insan şehirden tamamen gidecek. Gitmesinler ya. Bizimle kalın, dışarıda ölürsünüz diyelim bakalım. Ama hala da gidiyorlar. Lütfen onları koru tanrım diyor bizdekiler. Hepsi ölecek diyor. Ha, gidenler de diyor olabilir bunları. Çok trajik. Onları kalmaya ikna etmeliydik diyor. İçeridekiler konuşuyormuş. Gerçekten gidiyorlar. Çıldırdım bunlar diyor. Kaç kişi ayrıldı bilemiyorum. Londralılar şehirden çıkıyorlar. Biri kısa bir süre önünde duruyor. Bir şey söyleyecekmiş gibi duruyor ama iç geçiriyor. Kafasını sallıyor ve diğerlerini takip ediyor. Çok geçmeden beyazlar içinde kayboluyorlar. İzlerini düşen kar kapatıyor. Geldik artık neredeyse sonlara. 30. gün. Bundan sonra artık çok fazla şeyimiz zorlayacak bir yanımız yok yani. Bunlar ne? Atölye. Ha, şeyler ayrılmış bir de. Mühendisler ayrılmış hep. Tüh, bu üzdü. Bizim dandik yerlerde çalışan mühendisimiz var mı? Bir bakalım. Mesela şuraya hiç mühendis yakışmıyor şu anda. Başka mühendis, işe yaramayan mühendis. Başka sana bir şey verelim. Sana verelim. Sana bir şunu verelim. Sana da bir şunu verelim. Peki yeni teknoloji revir. Revire de emin de değilim ya. 10 yataklı bir revir. İnsanlar çok daha hızlı şey oluyor burada ama. Kaynak. Keşif endüstri. Ev yalıtımı. Hadi patlatalım bir revir. Oyun boyu bir tane insan sadece ağır hastalandı bizim şehirde. Diğerleri ne diyor? Yalan söyleyen çocuk. Ben yalan söyledim. Rahibe yalan söyledim. Çok üzgünüm. Annem onun için lanet bir aptal ve cehennemde yanacak. Dedim. Ona çok kızgındım. Lütfen onu cezalandırmayın diyor. Umut artsın. Umuda yönelim ya. Umudu böyle kökleyelim sonuna kadar. Burada bizim şey var mı yeni? Tapınakla alakalı bir şeyimiz yok. Peki reviri araştırdık. Şu yemekhane yalıtımı önemli değil. Ev yalıtımı önemli. Sonuçta 1 milyar tane evimiz var. Bir tane biz buradan revir patlatalım. İki tane, bir tane buhar çekirdeği istiyor. Nereye doğru yapalım onu da? Şurası yetiyor mu ki buraya? Buraya yapalım. Burası gayet güzel. Tapınak bazı insanları etkileyerek ıslah etti. Çalışmayan otomatonumuz da yok. Şuyumuz da buyumuz da yok. Peki buraya 10 tane adam vereceğiz. Mühendis vereceğiz. Şu şeyleri isteyelim ya biz. Nerede onlar? Şunun gibi yerler. Mesela bu. Ya da fark etmez. Şuradan bir 5 alalım. Buradan da bir 5 alalım. Şurada çalışsınlar. Buradan da bir 5 alacaktık güya. Tamam, bunlar bir burada çalışsın 10 kişi. 14 saat sonra ne güzel ya. Çat çat gidip gidip geliyor işte. Ah çelik, ah çelik. Senin yüzüne kaç tane buhar çekirdeğinden olduk. Ne bu yemekhane? Bu da mı yemekhane? Aynen. Bütün yemekleri dönüştürdükleri için böyle bir durumumuz var. Yemekhanede mühendis çalışmıyor değil mi? Çalışıyormuş. Bir mühendis çalışmasın orada. Ben bir tane daha şey istiyorum.
Atölye istiyorum. Bunu nereye koysak? Oo, burada bomboş bir alan var. Unutmuşuz biz burayı. Peki, sıcaklık azalıyor. Bu 1 derece sadece. Sorun çıkarmaz. Şöyle bir bakalım. Her yer yaşanabilir. Her yer rahat hatta. Yaşanabilir bıraktım. Baya baya psikopat psikopat insanlar sefa içerisinde yaşıyor sayemde. Neymiş bu? Beklenmedik misafirler. Onları şehre getirmek için arama ekipleri göndereceğiz. Hemen okuyalım. Kaptan, bir grup yorgun. Bu da oyunun 3. safhası arkadaşlar. Artık 3. safhası başlıyor burada. Kaptan, bir grup yorgun afetle de şehrimize ulaştı. Çılgın açıklamalarından uzaklardan geldiklerini ve birçoğunun yolda öldüğünü biliyoruz. Kıyamet geliyor ifadesi tekrarlanıp duruyor ve birçok mültecinin daha onları takip ettiğini söylüyorlar. Onlara yardım etmen için yalvarıyorlar. Onlara yardım edeceğiz. Bundan sonra böyle büyük bir göç dalgası arkadaşlar. Millet haldır huldur bize yardıracak. Revir mekanizasyonu, revirler daha az kişi gerektirir diyor. Aynen, daha az kişi gerektirsin. Yakında hasta insanlar da gelecek. Sen şöyle geç. Çocuk çok var ya. Biz şeyleri unuttuk. Çocuk barakası, çocuk barınağı. Aynen, bunlardan birkaç tane yapmak lazım. Şuralara patlatalım birkaç tane. 15, 30, bir tane daha. 75. Şüpheciler, kaptan, bir grup inançlı burada. Sözleriniz dün gece sadıklara iletildikten sonra sorular sormaya cesaret eden bir adam getirdiler. Yüzbaşının sözüne olan inançları tam. Ona ne yapmalıyız? Bu adam yaralanabilir. Huzursuzluk azalacak. Umut biraz artacak. Serbest bırakın, sözlerimin savunucuya ihtiyacı yok dedik. Bize bir zararı yok bunun. Böylesi gayet güzel. Çok güzel. Şimdi bir günlük mesafede bu kadar insan var. Burada geleceğe yönelik bir başka yatırım daha düşünüyorum aslında ben, ama devir mekanizasyonu şey yapıldı diyor. Şimdi ben burada bir ekizciler araştırabilirim. Oyunun sonunda izcilerle alakalı bir şeyler yapabiliriz ama gerek var mı? Bir kişiyle de bitirilebiliyor oyunda. Şunu yapalım bir. O da ne veriyordu hemen görelim de bir. Artı bir ısı veriyor. Yani ısı yalıtımı daha güzel oluyor buraların. İki tane buhar çekirdeğimiz var. Tapınak bazı insanları etkili diyor. Biz de tapınağı unutuyoruz arada bir. Tapınak neredeydi? Şurada. Bu ibadethane, tapınak büyüktü ya. Şurada bir yerde. Nerede? Şehri karıştırdım. Tapınağı göremiyorum. Tapınak. İbadethane, bu tapınak, sen de ibadethanesin. Şurada bir yerdeydi sanki. Ha, burada. Şunların hepsini bir kullanalım. Of. Huzursuzluk sıfıra indi neredeyse. Umut ise kökledik. Çok iyi durumdayız. 5. Bir tane daha şuraya şey yapalım. Atölye yapalım. Atölyeyi nereye yapabiliriz? Şunların yüzüne şeyi göremiyorum ya. Isı seviyesini göremiyorum. Şurası olmuyor. Burada var biraz yer. Hadi bakalım, buraya yapalım. Peki, bunu da kullandık. Yakında bir derece düşecek. Sonra bir derece daha düşecek. Hadi bakalım. Şunlar ne güzel. Hızlı hızlı çat 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 artıyor. Ve bütün gün 14 saat çalışmalarına rağmen bu inanan bir kişiden bir ipucu. Kaptan, bir kadın komşularını yiyecek ve başka erzaklar zorlama hakkında konuştuklarını duyduğunu söyledi. İpucunu takip edeceğiz diyor. Bazı erzaklar geri alınacak. Şimdi biz şunu bir daha şey yapalım. Yiyecek payını arttıralım. Kaldı mı bundan başka? Bu ne? Bıçkı evi GG olmuş. Başka. Şey kalmadı. Şimdi. Bıçkı evine hiç gerek yok. Bir şey yapacaktım ben. Ne yapacaktım ya? Revir kontrol listesi. Şunun ısı seviyesini bir daha artıralım. Hiç sorun yaşamasınlar. Bir şey yapacaktım ben. Bir tane otomaton boşa geçti. Nerede kullanabilirim ben onu? Zaten her yerde şeyler çalışıyor, değil mi? Şeye gönderelim onu ya. Şuradan bir tane bıçkı evi falan yapalım. Şuraya patlatalım bir tane.
Sen de gel kankicim şöyle. Oradan sen odun kese dur. Neymiş bu? Suçlanan rahip. Efendim, bir kadın sizi görmeye geldi. Rahiplerimizden birine karşı kanıtları olduğunu söylüyor. Bizim adamımız ise kadını sapkınlıkla suçluyor. Tek umudum sizsiniz efendim dedi ağlayarak. Bu belayı ifşa etmeye gittim. Diğer rahipler beni dışarı attı. Ona karşı gelenleri suçlamakla tehdit ediyor. Yalan söylüyor diye bağırdı rahip. O bir kafir, tüm kafirler yalancıdır diyor. Rahibin tarafını tutmayacağım ben. Rahip yalancıya benziyor. Kadının tarafını tutalım. Huzursuzluk artsın. Zaten huzursuzluğun üstesinden kolaylıkla gelebiliyoruz. Şimdi sen git şurada bir çalış. Boş durma. Sağlık balı şeyini de yaptık. Sanıyorum buradan bir şey mi geliştirecektim ben? Bir burada kaldı, bir de bu kaldı. Bu çok önemli değil. Aslında önemli de değil yani. Buradan zaten hiçbir şey kalmamıştı. Ha, buradan ekizciler falan demiştik. Bunu da oyun sonunda yapasım yok aslında. Şuraya doğru bir yönelebiliriz herhalde. Jeneratör menziline gerek yok. Isıtıcılar. Ona da gerek yok. Aşırı yükleme. Bunun menzilini geliştirmek sanıyorum biraz şey olabilir. İyi olabilir herhalde. Biraz daha benim daha güzel alan yaratmam için daha güzel olur herhalde. Şimdi fırtınadan kaçmak. Herkese kapımız açık. Büyük bir insan kalabalığı şehrimize ulaştı. Çoğu hasta. Bir tür büyük hava bozukluğunun bu tarafa doğru geldiğini ve yardım etmezsek öleceklerini söylüyorlar. Asla hayatta kalamazdık. Şanslı yıldızlarımıza şükür ki kutup kaşifi Nansen bizi felaket hakkında uyardı ve kaçmamızı söyledi. Lütfen bizi içeri alın diyor ve biz hepsini içeri alacağız. 70 tanesi 70 insanmış, 30 tanesi hastaymış, huzursuzluk artacakmış, umut azalacakmış. Sorun değil, biz çözeriz bu sorunu. Bizim doktorumuz moktorumuz çok. Sadece ev yapmamız lazım şimdi. Bizim bol bol çadır değil ev lazım bize. Nerelere nerelere? Şuralara şuralara. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Bir buraya. Şuradaki şeyleri bir kıralım. Şurada biraz boşluk kaldı ama olsun. Şuradan şu yolları da yapsınlar. Var mı yine bir dandiklik bir şeyler? Revirde çalışan insana ihtiyacımız yokmuş gibi görünüyor. Ben biraz daha teknolojiye yine abanacağım. Atölye kuracağım. Kaç tane? 4 tane atölye kursak yeter herhalde. Şunların yolu yok. Nereye yapsak ya? Şuraya yapalım. Bir, iki, üç. Bir tane daha lazımdı. Dört olsun hadi. Aa, bize yine şu yemek için şey lazım. Depo 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 lazım. Kaynak deposu, büyük kaynak deposu. Neresi ihtiyaç şey değil? Şurası çok kötü oldu. Bir tane şu toplama noktası değil ya. Bir böyle. İki böyle. Bu da olmadı. Bir büyük kaynak deposu, büyük kaynak deposu, büyük kaynak deposu. Bir böyle. İki böyle, üç böyle olsun hadi. Şimdi şuradan yapılan var mı? Şunun yolu yokmuş. Ona yol yaptık. Beş kişi burada çalışsın. Saati fulleyelim. 5 burada çalışsın, fulleyelim. Bu da bitmek üzere. 5 burada çalışsın, fulleyelim. 5 burada çalışsın, fulleyelim. Peki, bu durumda şimdi bizim huzursuzluğumuz bayağı arttı. Nerede bizim tapınak? Burada bir yerdeyiz sanki. Aynen. Ha, hiçbir şey yapamıyoruz şu anda. Şeye bakalım bir. Kömüre mümüre bakarım. Kömür sınırda geziyor. İleride sıkıntı yaşayabiliriz. Sıcaklık azaldı. Peki aşırı yüklenmeyi mi? Verimlilik şey yapalım tamam verimlilik. Güzel. Bunlardan bazılarını biz arttırabiliyoruz. Buradan menzil ayarını ikiye çıkartabiliyoruz bazılarının. Onlara bakarız. Şimdilik tekrardan kontrol etmek istiyorum. Kömür biraz sıkıntı gibi. Aynen kömür sıkıntı. Burada madem böyle bir sorun olacak olursa 3400 5000.
Şey yapabilirim herhalde ya. Kaç kömür yiyorsun sen? Saat başı 3 kömür diyorsun ama bu kömür giderleri, buhar merkezleri 8 tanesi 4600 şey yapıyor. Maşallah. Peki ben bunu arttırırsam. Aa, bunlar pardon tamam. Şu an gerek yok bunlara zaten. Benim buhar merkezlerinin birde durması lazım. Şey ya, şuradan ayarlardan bir şey değiştireceğim ben. Kontroller. Bir diğerine geç nerede? Öncekini seç. Şu sonrakini seç şu. Tamam. Böyle zor oluyor çünkü. Nerede buhar şeyi? Yavaş yavaş gidelim. Bire geç, bire geç, bire geç, bire geç, bire geç, bire geç, bire geç. Şimdilik siz bir birde durun da sonra bakarsınız. Ne yaptınız hemen yardırdınız? Aşırı yüklenme, şudur budur. Yemekhane yalıtımı, revir. Şu reviri de bitirelim. Bu sayfayla da bağımız neredeyse kesilecek. Çaresiz bir baba. Umalım da onu bulsun. Hiç okumaya gerek kalmadı. Bu kadar şey var. İkinci dalga geliyor. Yine aynı muhabbet. Herkese kapımız açık dedik. Kaç tane? 48. 5 tane daha ev yapacağız. Nereye doğru yapalım evi? Buraya doğru yapabiliriz evi. Onun yerine acaba menzil yerine şey mi yapsaydık ya? Çok da büyümüyormuş menzil. Bir tane daha koysam daha iyi sanki. Mi acaba? Şöyle yaptık bakalım. Nerede bizim şey? Birazdan bunları da kullanırız. Şu huzursuzluk arttı. Onları da düzeltiriz. Peki, teknolojimiz çok iyi, çok hızlı ilerliyor. Şu buhar çekirdeklerini kullanamıyoruz pek bir yerde. Sanıyorum biraz geç de olsa burada şeye gideceğim ben arkadaşlar. Otomatonların daha iyi işler yapabilmesi olayına gideceğim. Tamam. Bir insan öldü. Neden öldün sen? Tedavi eksikliğinden mi? Anam. Şuradan 15 10 tane adam yapsaydık ya. Çok fazla şey olmuş demek. Ben bir tane daha o zaman şu şeyden koyayım. Sağlık. Revir. Bir tane daha revir koyalım. Revir de kocaman. Ama bir insan daha öldü. Çok hızlı ölmeye başladılar. Daha hasta olan çat diye öyle herhalde dereceden dolayı ya. Kömürü biraz daha arttıralım. Kömürün durumu nasıl? Şu anda çok iyi gidiyor. Bir insan daha öldü. Abi sen niye ölüyorsun? Tedavi eksikliğinden nedir? Hiçbiriniz ağır hasta bile değilsiniz. Allah Allah. Çat pat ölmeye başladılar. Akşam oldu. Bari şunu açalım da. 4'ten sonra zaten kimse şey olmuyor. 10. Neden 10 kişiye daha ev ihtiyacı çıktı? Ha, buraya ben dandik bir şey mi koymuşum? Ondan mı acaba? Bir yerlere bir şeyler daha koyacağız. Burada yer kalmadı gibi. Şuraya doğru bir yine biz bir şey yapabiliriz. Ya da bir saniye. Şurası şöyle dursun. Burası böyle. Ondan sonra şuraya bir tane buhar merkezi. Buhar merkezi ikinci seviye bu ama biz buraya koysak şöyle koysak olur herhalde. 1-2-1-2. Çünkü iki tane şey oluyor, sınır oluyor şey için. Bunu da seviyesini 1'de tutalım.
Tamam, güzel. Patlatalım yine biz evlerimizi buraya. Çok insan gelecek. Biz şimdiden yerimizi hazırlayalım. Zaten kaynağımız çok. Şurası şöyle olsun. Şurası şöyle olsun. Var mı yine eksiğimiz bir şeyimiz? Yok gibi görünüyor. Ev ihtiyacını da karşıladık. Otomaton birleştirmesi araştırıldı. Şimdi mühendis. Şu entegrasyonu bir arttıralım. Bu insanlar daha iyi çalışsın. Böylelikle kömür gelişimini falan da arttırırız. Şimdi bana yine şey lazım olacak. Şuradan kaynak. Büyük kaynak deposu. 1, 2, 3, 4 olsun. Bu da yine bayağı bizi götürecektir. Şöyle yaptık. Bunlar da oldu. Ne diyormuş bu? Hemen bakıyoruz. Çaresiz kadın bir istisna yapıp onu göm diyor. Huzursuzluk artacak. Umut biraz azalacak. Bir kadın kar çukurunda oturmuş ölmüş kocasının elini tutup hüngür hüngür ağlıyor. Belki de insanların düzgün biçimde gömülmelerini kabul etmeliydin diyor. Bir kişi için bence çok şey değil. Huzursuzluk mu artsın, umut mu azalsın? Umut azalsın ya. Nerede bizim şey? Artık gelmiştir herhalde şunlar. Patlatalım. Şunları yine bir fulleyelim. Üçüncü dalga mülteci. 60 kişi geldi. 50 tanesi çok hastaymış. O ağır hasta hem de bunlar. Gelen şey. Efendim, sığınmacıların neden kaçtığını artık net olarak görebiliyoruz. Büyük ayaz geliyor. Hazırlanmamız gerek. Bilim insanlarımız gözlemlerinden fırtınanın ne kadar ağır olacağını hesaplayabileceklerini söylüyorlar. Ekipmanlarını hazırlamak ve işaretçiye yerleştirmek için 1-2 güne ihtiyaçları var sadece diyor. Şimdi bizim buradan hemen normalde bizim map'imiz böyleydi. Bunları sağa sola göndereceğiz. O yüzden acaba 3 tane falan alsam mı diyordum. Bunlar biraz daha böyle yardıracak, daha fazla yere şey olacak aslında ama var mı bir şeyimiz? Şurası araştırsın. Sen de yine araştır. Sen de yine araştır. Ha, hastalar çok güzel. Hemen tedavi altına alındılar. Çok güzel gidiyoruz. Şimdi burada yeni bir şeyimiz var. İşaretçi stereoskopik lensler. İşaretçiye kurulan gelişmiş ölçüm araçları gelen fırtınaların şiddetini ölçmemizi sağlayacak diyor. Çok ucuza hızlıca bir araştırma yapacağız burada. Ve bu sayede de artık oyunun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. 33-2 derece daha düşecek şimdi. Burada dünya 50 derecedeyiz. 70'e düşeceğiz. 70 gerçi görmüştük. Çok sıkıntılı bir durum değil. Tapınak bazı insanları ıslah etti. İki insanımız öldü. Niye? Tedavi eksikliğinden diyor. Hadi bir tane daha yapalım ya. İnsan kaybediyoruz. Çok önemli değil ama. Hadi olsun hadi. Hadi hadi yapak. Bir tane daha. Şuraya bir yol daha. Nasıl olsa 5 mi? 5 insan mı öldü? Vay arkadaş. Abi nasıl ölüyorsunuz siz? Çat pat biz şey yapıyoruz, tedavi ediyoruz işte ya. Allah Allah. Şimdi bizim buradan şu dörtlüyü alalım. Şuradan da bir tane alayım. Sizin hepinizi biz şuraya koyalım. 67-65. Herkes tedavi görüyor arkadaşlar. Ölmeyin lütfen hızlı hızlı. Nansen'in mültecilerini söylediği ölen insanları bulduk. Buzul bir yarın içine sığınmışlar diyor. Afet dediler. Şehrimize getir. Kaderlerine terk et. Şehrimize getirelim hadi. Kaderlerine terk etmeyelim. Şunu da açalım. Gece sonuçta. Ya da açmayalım ya. Bir sonraki gece daha soğuk olacak. Soğuklar başladı. İzciler kar oyuklarına güvenli ulaştı. Yine aynı muhabbet. Biz bir şeyler... Hastaları şehrimize getir diyor. Hastaları şehre getirelim. Sonra tekrardan gideriz. 6 tane daha şey var. Bir bu. 5 de buraya verelim. Burada bir tane bıçkı evi yalan olmuş. Bir tane otomat. Aa, bu da boşa gitti. O zaman madem öyle, bizim oduna ihtiyacımız var mı gerçekten şu anda bu seviyeden sonra? Sanıyorum gerek yok gibi oduna. Ben bir tane daha revir yapacağım.
B1'i nereye koysak? B1'i nereye koysak acaba? B1'i nereye koysak acaba? B1 koyacağız da buralar soğuk kalacak ya. Şuraya yeni bir bölge mi koysam acaba? Tam şuraya. Olabilir herhalde. Şuraya küçük bir tane aynen inşa edebilirim. Fırtınaya hazırlan. Efendim, bilim insanları gözlerine inanamadı. Ancak hesaplamalarını iki kere, üç kere kontrol ettiler. Söylediklerine göre fırtınanın en güçlü rüzgarları sıcaklığın daha önceden hiç tecrübe etmediğimiz derecelere düşmesine sebep olacak. Avlanmak imkansız hale gelecek. Seralardaki bitkiler donacak. Şehir dışında kalan herkes helak olacak. Eğer evlerimizi düzgün şekilde ısıtmazsak aynısı bizim başımıza da gelecek. Hazırlanmamız gerekiyor. Umut azalıyor. Ne kadar azalıyor? Maşallah yine bir vaka. Yiyecek stoğu hazır. Yiyecek stoklarımız en az bir hafta daha dayanır. Fırtınanın daha uzun sürmemesi için dua edelim. Şimdi oyun sonu görevlerimiz var. Yiyecek 3000-4000 civarı bir şey istiyordu. 3500 falan. Karakollar tüm izci ve karakol zamazingolarını geri çek diyor. Şu adam bu teslimatı yaptıktan sonra bir geri çekme olayına girebiliriz herhalde. Buz yarığından afet zedeleri kurtar diyor. Buradan kurtar diyor. Yüklenme kenetlemelerini araştır diyor. Yüklenme kenetlemeleri ne? Nedir o? Yüklenme kenetlemeleri. Yüklenme kenetlemeleri. Bir yer belki herhalde o ya. Belki de yerdir. Yüklenme kenetlemelerini araştır ne demek çünkü bilmiyorum. Bir bakalım bu ne diyormuş. İnanan bir kişiden ipucu. Bunu zaten daha önceden görmüştük. Şimdi yeni bir teknoloji araştıracağız. Bizi oyun sonuna gerçekten hazırlamak amacıyla. Burada ısı verebiliriz. Bir şey verebiliriz. Yemekhane yalıtımı yapalım. Oyunun sonunda bize yemek hazırlasınlar. Her ne kadar hazırlamasalar da biz bir yerlere varacağız ama. Şimdi şuraya bir tane şey yapacaktık biz. Buhar merkezi. Şöyle bir yere yapabilirim onu. Şunu çektik. Şunu da şöyle sona kadar atalım. Bir tane şuraya koyalım. Hatta şuraya doğru koyabilirim belki ama. Yani bir iki adım sola doğru götürelim onu. Oraya bir tane koyalım. Sanıyorum burası gayet güzel gibi. Bir yapılsın da orası. 125 kişi mi? Maşallah. Peki. Menzil ayarı. Bakın inşaat halinde menzil ayarını 1'e düşürelim. Ne kaldı ne kaldı ne kaldı? Endüstri ile alakalı şeyler, mühendisler. Tıbbi şeyler. Bir de bunlar. Bunları da %90'ı çıkardık. Şimdi bir de buraya bakalım. Çok iyi durumdayız. Bayağı iyi durumdayız. Buraya koyabileceğim 3 kişi var. Şurada şuraya ihtiyaç yok. Buradan da 2 kişi yine gönderelim. Büyük fırtınalar geliyor. Yavaş yavaş. İzciler şehre döndü diyor. Peki o zaman tekrardan gitsinler. Sen gel kankicim şöyle. Nereye gidecek? Kar oyuklarına gitmişti zaten. Derin çukura gitmesi lazım bir de. Derin çukur burasıymış. Yüklenme kenetlemeleri ne ya? Yüklenme kenetlerini araştır nedir? Tapınak bazı insanları ıslah etti diyor. Tapınağa bakalım. Şu cooldown'ı dolmak üzereymiş. Onu bir oynayalım. Tamam güzel. Burası hala soğuk. 24 kişi hasta şu anda. Çok güzel haber bu da. Şuradan bir kömüre yatırım daha yapalım. Kömür bundan sonra bizi şey yapmaz herhalde. Efendim sizi görmek isteyen bir adam var. Fırtına haberlerinin yayılmasından sonra kızının kaçtığını söylüyor. İzci kızı almak ve peşinden gitmek istiyor. O yetişkin bir kız ama kolayca korkan birisi. Kaybolmadan önce onu bulmalıyım. O benim her şeyim diyor. Umut azalıyor. Yiyecek payı harcanıyor. Göz ardı et diyor. Biz yemek payı harcayalım. Zaten bir dolu şeyimiz var. Yeni adamlarımız bunlar da geldi. Tekrardan göndereceğiz bunları. Sen de buraya gel. Sen ne yapıyorsun? Geri mi geliyorsun? Buradaki adamımızı biz geri çekmeliyiz. Karakolu yık diyelim. Yeter artık. Şunlar da bir geri gitsin. Son artık. Bu son teslimat. 4 tane buhar çekirdeğim var yani. Öyle düşünmeliyiz.
Bundan sonra oduna şuna buna kasmanın bir anlamı yok. Tıbbi otomaton. Otomatonlar sağlık merkezlerinde ve revirlerde kullanılabilirler diyor. Buna gerek yok, buna gerek yok, buna da gerek yok. Mühendis otomasyonlar. Fabrikalarda, atölyelerde kullanılmaya gerek yok. Tıbbi açıdan kullanabilirsek bunları güzel olur. Çünkü oyunun sonunda bizim teknoloji zaten dibe vurdu yani şeye vurdu. Top seviyeye geldi artık. Önce biz önemli olanı bir araştıralım da sonrasına bakarız. Bunların hepsini kapatacağız biz. Atölyelerin hepsini kapatacağız oyunun sonunda. Çünkü oyun çok soğuk olacak. Yine niye öldü birisi? Tedavi eksikliği ne arkadaş? 39 kişi var. Kapasitemiz şey yani 100-200 kişilik belki kapasitemiz var. Bu da araştırıldı. Peki bunu bir geliştirelim o zaman. %20 daha verimli olur diyor. Peki çok güzel. Şuradan benim büyütmek istediğim bir tane yiyecek payı var. Daha fazla insan gelecek mi acaba? Herkese çift çift yemek diyebiliyor muyuz? Diyemiyor muyuz? Şimdi buradaki şeyi kapatacağız biz. Dağıtacağız. Bu kadar adamımız var. Çocuk da çok fazlaymış hala. İki tane otomatonumuz var. Revir istiyorum ben bir yere. Reviri nereye koyabiliriz? Şurası iyi mi? Bir yer belirlemiştik ya. Neresi orası? Revir, revir, revir. Üstte bir köşedeydi. Burası mıydı? Burası mıydı acaba? Burası galiba, değil mi? Aynen burası. Tamam, bir buraya bir şey yaptık. Şuradan şuraya bir yolu bir kıralım. Onu böyle yapalım. Bir revir daha koyalım şuraya. Peki. Seni sağa doğru göndereceğim ben. Teknoloji bakalım. Mühendislere hiç gerek yok. Ek izcilere gerek var mı? Ek izci yapabiliriz şu anda. Ek izci yapalım ya. Zaten başka bir şey kalmadı artık oyunda neredeyse adam akıllı. Bunları erkenden yaparsanız tabii ki çok daha fazla karşılığını alırsınız ama. Bir tane seni gönderdik. Otomaton. Bir de seni gönderdik. Ben bir tane daha sanıyorum revir yapacağım. O da son olacak. Başka bir şey kalmadı zaten. O reviri de şuraya yapabiliriz. Herhalde inşallah soğuktan etkilenmez çok fazla. Hadi bakalım. Tamam burayı da araştırıyoruz. Bunlara da bir şehire kadar eşlik edelim. Şu üç görevi bir tamamlamış oluruz. Kimseyi yarı yolda bırakmayalım. Soğuğa da bakalım. Soğuk şu an burada geliyor arkadaşlar. Henüz ulaşmadı bizim Tesla diye belki bir tane daha yapabilirdik belki. Bu ne revir? Revir çok soğuk burada. Sen de mi soğuksun? Yok, sen gayet iyisin aslında. Şuraya o zaman biz bir tane daha maalesef buhar şeyi zamazingosu koyacağız. Buna basalım da küçültelim bunu. Büyük olmasın. Mühendisimiz yok şu anda ama. Bir tane daha değil mi? Bir revir daha. Şu çeliğe bir tane daha koyalım. Ne istiyoruz biz? Sen buraya gelmişsin. Peki. Keşfet, afet zedeler. Burası neresiydi ya? Metal işçisi kampı. Burası önemli değildi herhalde bizim için. Bilim adamları var. Bilim adamlarını şehre yönlendir diyor. Bilim insanlarını bırak diyor. Bizim bilim insanına ihtiyacımız o kadar fazla yok aslında. Şehre yönlendirelim. Geri varırlarsa varırlar, varmazlarsa da aklarında hayırlısı. Sıfır bilim adamımız var şu anda. 5 kişi. Çok güzel. 600 kişilik bir nüfusumuz var. 5 kişi sadece hasta. Ekizci daha hafif. Zamazingolar dedik. Nerede bizim şimdi izci zamazingo şeyimiz? Arkada bir yere yapmıştım. Burada aynen. Tamam. Şunu alalım. Beyler siz sen şuraya git. Şu tarafa doğru. Biraz daha yer araştıralım. Bazı erzaklar geri alınacak dedi. Aldığımız bir ihbar sayesinde bazı çalınmış mallar bulduk. Sorun değil.
Peki, onu biraz daha artıralım. Bunlar insanlar daha hızlı, daha hızlı ve daha hızlı gitsinler. Şunu yine arttırıyoruz. O kadar şeyimiz var. Hala çok fazla şeyler yapabiliyoruz ya. Nedir, ne değildir? Şu an oyun 30 FPS civarı gibi görüyorum da ben. Bu grafikleri bir çok yüksekten bir ortaya falan mı alsak? Yüksekte bir dursun bakalım. Ha, bir şey fark etmiyormuş. Oyun yeniden başlaması gerekiyor. Hiç gerek yok. Devam edelim o zaman böyle. Peki. Bu da bitti. Afetzedeler kurtarıldı. Şimdi buradan benim yapacağım bir şey yok. Modern proteze gerek yok. Mühendiste gerek yok. Isıtma. Aşırı yüklenmeyi geliştirelim. Bazen aşırı yüklenmemiz gerekecek. İnsanları koruma maksadıyla keşfedelim. Kullanışlı bir teknoloji elde edeceğiz diyor. Şurası böyle. Buralar donmuş bazı yerler. Oralar ölmüş, kalmış, yalan olmuş. Şuraya doğru gelsen. Düzgün kimse yok. Devam ediyoruz. Bir oyun sonunu göreceğiz artık. Bundan sonra benim ölmeyeceğim garanti arkadaşlar. Yani öleceğim, insanlar ölecek ama şey olacağız yani. Kurtaracağız biz burayı. Ne diyor? Bu önemli şey. Aç annemi. İki yiyecek payı var. İstersen 5.000 vereyim kanki. Bizim şey nerede? Atölye burada da. Nereye saklandı? Ha, burada. Tapınak. Güzel. Bir insanımız öldü. 20 tane hasta insan var. Nasıl ölmeyi beceriyorsan. Meteor kampı. 7 saate ulaşacak oraya. 2 kişi daha GG. Burada bir şey var. Bıçkı evi. O da yalan olmuş. Bir tane şu var. Onu buraya gönderebiliriz. Fabrikaymış burası. Revire gönderebiliriz onu. Odunu bundan sonra şunu oduna harcamayacağım ya. Odun zaten artık bina yapmayacağımız için oduna ihtiyacım hiç kalmadı. Şunu unutmuşuz. Bu sağlam bina şiddetli bir arktik kışına dayanabilir. Sofistike bilimsel ekipmanlar dolu. Yine de kamp terk edilmiş gibi diyor. Nansen'in uyarısı. Nansen ve iş arkadaşı tarafından bırakılmış bir not bulduk. Beklenen soğuğu tahmin etmek zor. Daha önce dünya üzerinde kaydedilmiş tüm sıcaklıklardan düşük olacak. Rüzgar şiddeti 10, jet akımı düşüşe geçmiş gibi görünüyor. Sonrasında iklim yavaşça düzelmeye başlayacak. Tahminlerimizi doğrulamak için bu kıyamet gibi fırtınaya doğru ilerliyoruz. Hoşça kalın. Tanrı yardımcınız olsun. Teknolojiyi aldık. Teknolojiyi aldık. Peki nereye gidiyoruz? Şuraya doğru bir yola çıkalım bakalım. Fırtına yaklaştı. Tesla City'ye hala ulaşamadı. Bizim hala zamanımız var. Havalar birazcık şey oldu. Yiyecek hırsızlığı yaşanmış. Onları kov diyor. İki kişi gidecek. İnanç koruyucularından şey yap diyor. Huzursuzluk büyük oradan da artacak. Aşçılar yiyecek çalmaya devam edecek. Yiyecek çalmaya devam etmesin. Denetleyelim biz. İki kişi burada bir şey bekliyor. Hemen kamp pusulası. Yardır bakalım. Güzel. Çok iyi bir ortam kurabildik. Bir kişi burada. Meteor kampı. Kamp buzun içindeki büyük deliğin etrafına kurulmuş. Meteorun oluşturduğu çarpma krateri olabilir. Deliğin etrafına kurulmuş çelik yapının tepesinde bir blok ve makara var diyor. İki yer daha şey yaptık. Fakat onun dışında başka bir şey bulamadık. Dağılmış konvoya gidelim biz. Şu diğer adam. Sen değil de sen. Sen bir şuraya gel adamım. 10 saat sonra buradasın. Hızlanıyoruz. Aşırı yüklenme araştırıldı. Jeneratör hazır. Jeneratörün ısı verimini arttırmak için elimizden geleni yaptık. Bu tek başına yeterli olmayabilir. Evlerimizin ve iş yerlerimizin tamamı olabildiğince sıcak olmalı. Yaklaşan soğuk dakikalar içerisinde öldürebilir diyor. O sonuncuyu da yapmışız artık. Nasıl yaptıysak. Ha, herhalde belki de buydu. Jeneratörün gerilim seviyesi %25 daha yavaş yükselip %25 daha hızlı düşecekmiş. Güzel haber. 40. gün zaten en psikopat gün. Günlerin başlangıcı yani. Aç insan var. Sen niye açsın? 6.000 yemek var kanka, öleceksin açlıktan. Git yemek ye. Seni kovabiliyoruz mu bari? Kovabiliyor muyum ben seni? Keko. Keko. Keko ölme sakın. Peki bunu da araştırdık. Menzil geliştirmesine gerek yok. Isıtıcılar. Isıtıcıları araştıralım. Belki kullanırız. Belki kullanmayız.
bir şeyler oldu. Burasını bir keşfedelim. Burada bir şey bulabildik mi? Aç kutup ayıları. Hasarlı paletlerin içinde birkaç ölü ceset bulduk. Bunların bir kısmı sanki hayvanın tarafından yenmek için parçalara ayrılmış gibi kutup ayıları olduğunu düşünüyoruz. Burada ne yapacağını da yaşandığını asla bilemeyiz ve bu korkunç yerden kurtarabileceğimiz hiçbir şey yok diyor. Peki o zaman şuraya bir gidelim bakalım. Buradan bir şey var mı? Diğeri burada. Burayı keşfetsin. Afetzedeler var. Bilim insanlarına şehrimize kadar eşlik et diyor. Beraber gidelim. Oo, burada başka yerler varmış adamım. Sen yanlış yere gidiyorsun. Sen. Şuraya gel diyeceğim de. Acaba şurayı kontrol edebilir mi? Yalan olabilir ya. Burada ölebilir bu adam. Ama bir bakalım. Daha önce hiç bu kadar keşif yapamamıştım. Daha da iyi yapabilirdik aslında da. Geç başladık o geliştirmeleri. Tapınak hala bir şeyler yapıyor. Tapınak bir şey yapamıyoruz biz tapınakla alakalı. 15 kişi aslında çok bir şey değil. Akşam oldu. Bir şunu bir güçlendirelim biz. Burada hastalık hastalık daha az çıksın en azından. Yani gece gece hiç hasta bile çıkmadı resmen. İnsanlar iyileşti. O kadar rahat keyifleri yerinde ki. Sen bir şuraya git. Sen de burayı keşfet. Kenarlarına kırılmış buz parçaları olan krater daha yeni. Bilim insanlarının ne olduğunu bulmak için kampı araştırdık ama hiçbir şey bulamadık. Her şey düzenli ama mükemmel derecede değil. Bir şey yapmak için gitmiş ve dönmemişler gibi görünüyor. Belki de kraterin içine girmeye çalıştılar ve çökmüş buz labirentinde kayboldular. Ya da fırtına yakalandılar ya da her ikisi de. Demiş teknolojiyi aldık. Şuraya gidelim. 11 saate varacak oraya. Bu ne felaket tellallığı. 12 kişi sonsuza dek akıllarını başlarına almaları için gönderilecekler. Ama şimdiye kadar yaptıkları felaket tellallığı umudu ve huzursuzluğu etkileyecek sorun değil. O bayağı etkiledi. Şunun bir tane daha seçelim. Kömür. Şimdi ben bir tane daha yapmak istiyorum şundan. Güzel ısıtıcılar araştırıldı da. Kaynaklar. Depo. Şuraya bir. Şuraya bir tane daha. Güzel. Başka teknoloji kaldı mı araştırmadığımız? Geliştirilmiş ısıtıcılar. Bu ısıtıcıları istediğiniz zaman aktif edebiliyorsunuz arkadaşlar. Normalde açık değiller. Çok soğuk yerlerde kullanırız. İşte burada işte asıl soğukluk yakında başlıyor. Büyük ayaz. Nasıl yaşayacağız? Dışarı çıkan ölüyor. Tanrım bu kadar soğuyacağını düşünmemiştim diyor ama daha o kadar soğumadı kanka. 18 kişi geldi. Sen şuraya git. Sen şuraya git. Var mı başka çalışmayan mühendis falan şudur budur? Tamam. Bir tane adam. Artık bunu geri dağıtabiliriz. Bunu da kaça kaç yaptık? 2'ye 4 yaptık. 2 kişi daha dağılacak. Onlar da hala soğukla başa çıkmaya çalışıyorlar. Ha gayret kankim. Kaçabilirsin soğuktan. Afetzedeler şehre ulaşır diyor. 15 tane ev, 20 tane bilim adamımız var. 15 ev. Ev buraya bir tane yaptık. Ev bir tane de buraya. Bir tane de buraya yaptık hadi. Antik kulübesini çevreleyen çit yok edilmiş. Arktik kulübesinin bir sürü vahşi hayvan içinden geçtiği için paramparça olmuş diyor. Burada kullanışlı bir teknoloji, talihsiz bir proje. Hadi okumayalım bari. Geri dönelim artık. Teknoloji keşfetmek oyunun sonunda güzelmiş ama Allah bilir ne teknolojileri veriyor bize. Bunlardan ihtiyacım olan benim bir şey verdin mi? Hiç de görünmüyor. Yo, hiç de bir şey vermemiş. Geliştirilmiş ısıtıcılar. Isıtıcılar sadece şeylerde işe yarıyor. Fabrikalarda işte ne bileyim ev dışındaki her yerde diyebilirim yani. Burayı da bir keşfedelim. Burada yapılabilecek bir şey yok dedi. Şurası tam dondu. Biz kurtardık. 17 saat sonra bakalım büyük fırtına geliyor. 17 saat sonra kurtarabilecek miyiz? Şu yemek depolamaya devam. Çünkü yakında bizim yemekler çalışmayacak. Bundan sonra herhangi bir şeye gerek yok ya. Menzil geliştirmesi. Verimlilik geliştirmesi. Bu anki durumda zaten 5200'e 2700 durumumuz var. Tapınak hala işini güzelce yapıyor. Yakında bir daha kullanacağız bütün özelliklerini. 5 kişi hasta.
Fırtına geldi, gelecek herhalde. 3 kişi hasta. Tamam, bunlar geri geldi. Neredeydi o şey? Şurada. Bunları da dağıtalım. Son bir tane ekip kaldı. 4 saat sonra onu da dağıtınca bütün görevleri tamamlamış olacağız. Fırtınaya hazırlıklı olarak başlamış olacağız. 4 hastamız var. Bunlar da yeni gelen insanlar olabilir ama. Hastalar. Yemeğe gidiyormuş hasta. Yemeğini ye de git, tedaviye git. Peki sen de şey yap. Güzel. Hazırlıklar tamamlandı. Kurtardığın insanlar şehre zamanında yetişmeyi zar zor başardı. En azından hazırda önemli bir yiyecek stoğumuz var. Çok fazla zamanımız kalmadı. Yapabileceğimiz ne varsa yapmak için çalışmalıyız. Fırtına vurduktan sonra geçmesini beklemekten başka hiçbir şey yapamayız diyor. Ve benim burada yapabileceğim hiçbir şey kalmadı. Artık lagalugasına bir şeyler yapabiliriz. Var mı istediğim bir şey? Jeneratör menzilini geliştirmenin çok bir anlamı yok ama yani hani çalışıyorlar hala. Bilim adamları çalışsınlar o zaman. İnanan bir kişiden bir ipucu. Peki madem öyle, sen bize bu inanmayı hatırlattın. Umudu yine arttırdık. Şu hastalar hala yemek peşinde olanlar olabilir. Fırtınanın vurmasını bekliyor. Fırtına 40. günde vuruyordu sanıyorum. Şunu bir daha şey yapalım. Şimdi gördüğünüz üzere bu ikinci kademeye kadar şey ama çarpı 2 yapıyor. Çalışmaya zorla. Ne ki bu? Efendim, atölye çalışanları bugün çalışmayı reddettiler. Bırak dua etsinler ya. Ne yapacaktık? Ha, şunu kontrol edecektim ben. Burası da hala güzel. Bir kademe daha yükseltmeyi okeyim. Ondan sonra durabiliriz orada. Tamam, bir de bunu yapalım. Hala idare ediyoruz. Yemek de bayağı stoklar tükenecek. Şu ne? Ha, odun yeri, peki. Çalışmayan otomatımız yok. Tapınak bazılarını ıslah etti. Hadi ha bitti ha bitecek arkadaşlar. Ha bitti ha bitecek. Kaldı birkaç dakikamız artık. Malzeme kavgası, aman. Hadi bizi oyun sonuna getir. Hadi bizi oyun sonuna getir. Şunu biraz açalım. Ya da şimdilik her şey güllük gülistanlık. Serin ev bile yok herhalde değil mi? Soğuk ama buralar depo zaten. İnsanların yaşadığı yerlerde böyle bir sorunumuz yok bizim. Yemekhane serinmiş. Yemekhanenin serin olması hoş değil. Çalıştırırız biz buraları ileride. 1300 odun ver diyor. Kalabalığı dağıt. Huzursuzluk artacak. Odun verelim ya. Odunumuz zaten çok bizim. İhtiyacımız da kalmadı zaten. Kimse hastalanmasın, sakatlanmasın. Tertemiz. Şu sayfaya bakın. Buradan bir şey yok önemli. Buradan da önemli bir şey yok. Buradan da önemli bir şey yok. Şimdi yapacağımız şey arkadaşlar bizim. Bunların hepsini eve göndermek. Bundan sonra çalışmalarının artık bir şey yok. Buraya gelip soğuktan hasta olma tehlikesini şey yapmasınlar. Sıcak evlerinde otursunlar. Rahat rahat. Tamam. Şu an güzel. Fırtına geldi, gelecek dediğim gibi. 300 kişi, 600 kişinin 300'ü çalışmıyor şu anda. Hatta bu binaları yok edip yerine ev falan da yapabilirsiniz de hani gerek yok. Yani gerek varsa yapın tabii, hani bunların şeylerini kullanın. 12 odun, 4 çelik. Oyun sonu için çok güzel, çok önemli bir şey değil. Sadece yer önemli olabilir mesela ama. Burada bir sıkıntımız var mı? Hala sıkıntımız yok. Jeneratör bayağı dünyanın öbür ucuna kadar şey yapıyor nasıl olsa. İlk de şey olmuyor ama böyle birkaç kere oynarsanız yerlerini falan da ayarlarsın. Mesela ben burada çok hata yaptım. Biraz daha deneyimli olmanın bir amacı var mı? Zaten gerçi en yüksek derecede kazandıktan sonra gerek kalmıyor. Hadi fırtına, hadi 80 bir şey değil bize. Zorla hadi bizi, hadi. Hadi zorla bizi be. Hadi. Hadi adamım. Şunu belki bir yok edebilirim. Onun yerine bir tane depo koyabilirim. Aynen, bir tane depo koyalım oraya. Yemek kesinlikle sorun değil. Kömür de sorun olmasın. Belki ileride ısıtıcı falan açarız. Yalan olmayalım.
Kömüre tıkladık. Ne diyormuş bu? Aman yine aynı mesaj. Adil tam. Aldığımız bir ihbar sayesinde bazı çalınmış mallar bulduk. Ya bulmasanız da olurdu. Tapınak. Tapınakla yine şunları da yapalım. Artık huzursuzluk zaten sıfır. Umut sadece biraz şey kaldı. Yakında yiyecek şeyleri de bitecek. Yani onların da çalışmasına gerek kalmayacak. Aslında şu an bile geri alabiliriz ama zaten oyun biraz sonra diyecek ki o kadar soğudu artık ortalık diyecek. Ayaz vurmak üzere arkadaşlar. Sağdan soldan yukarıdan sağdan yalan etmiş. Biz ortada kaldık şimdi. Sabah. Sabah büyük şeyle yüzleşeceğiz. 80 derecedeyiz şu anda. Hadi 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 sabah ol hadi sabah ol. Hadi. Aha sabah oldu. Cehennem. Rüzgar kendi düşüncelerimi duyamıyorum. Rüzgar kendi düşüncelerimi bile duyamıyorum diyor. Şehirde fırtına çıktı. Şiddetli bir fırtına şehirde tozu dumana kattı ve jeneratör kuvvetli rüzgar yüzünden zarar gördü. Korkmuş insanlar titreyerek pencereden dışarıyı seyrediyor. Soğuk çok sert olacak. Avlanmak imkansız olacak. Seralarda toprak donacak. Depoladığımız yiyeceklerle bunun üstesinden gelmeliyiz diyor. Şehir hayatta kalmalı. Şimdi biz buradan nelere bakacağız? Şu ısıtılacak. Şu ısıtılacak. Sen çocuk barınağı ısıtılacaksın. Çocuk barınağı ısıtılacaksın. Isıtılacak. Gerek yok. 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 Şu var. Ne bu çocuk barınağı yine? Yine çocuk barınağı. Bu şey yapmaya gerek yok artık. Bu çalışmıyor. Bu da çalışmıyor. Çalışmayan başka ne var? Burası var. Bar. Bar da şey kalsın. Sanıyorum okey gibi değil mi? Aynen. Peki bundan sonra 1 derece, 1 derece, 1 derece düşecek. 90 derecedeyiz. Hadi bakalım. 90 derecede bazı binalar biraz turta oldular. Yaşanabilir şu anda. Rahat değiller eskisi gibi. Şunun gibi rahat değiller yani en azından. Bizim şey hala iyi durumda. Aa, iyice psikopata bağladı. Sağdan soldan şeyler var. Şurası güzel durmuş. Gece zaten değil mi? Biz bir şunu açalım. Ya da son günlerde kullanırız ya. Aa, bu kaç saat şey oluyor acaba? İki seviye artar diyor. Şimdi şunları da eve gönderelim. Bunların hepsini eve gönderelim. Oyunun başında yaptığımız 4 tane 5 tane şey bütün 600 kişiyi beslemeye yetti gördüğünüz üzere arkadaşlar. Oyunun başında 3 tane 4 tane yapmazsanız hayatta kalamazken ondan sonra birkaç tane ekleyerek teknolojiyle beraber sağlam bir şekilde kalabiliyorsunuz. Var mı eksiğim bir şeyim? Yok. Şunları da atalım. Bunların da gelmesine gerek yok. Aç insan çok. Gitsinler yemekhanede. Aa yemekhanede yemek yemeleri lazım ama yemekhanede yemek yiyebiliyorlar herhalde değil mi? Cehennem dondu. Çökme tehlikesi. Efendim mühendislerimizden biri sizinle görüşmek istiyor. Soğuk havaların madenleri etkilemesinden endişe duyuyor. Madenleri ısıtmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ama şaftlara pompaladığımız hava çok soğuk olduğundan hidrolik tavan tahkimatı donmaya başladı bile. Yakında tüneller çökmeye başlayacaktır diyor. Beni sürekli bilgilendir dedik. Burada bir çelik fabrikası var. Dolu. Soğuyor ortalık. Şurayı ısıttık. Burayı ısıttık. Başka ısınması gereken sağlık merkezi var. Başka burada bir tane sağlık merkezi var. Burada bir tane daha sağlık merkezi var. 22 hastamız var. Başka. Madenler donuyor. Efendim kömür madenlerimizde bulunan hidrolik tavan tahkimatı çok soğuk olduğundan arızalanıyor. Tüneller çökerse alt katlarla olan bağlantı kopacak. Onları terk etmeli ya da tahkimatı değiştirmek için gönüllüler yollamalıyız. Ama bu görev son derece tehlikeli olacak diyor. Hem her bir madene 10 gönüllü gönderilecek, bazıları ölebilir diyor. Tüm kömür madenlerinin üretimi %80 azalacak. Sanıyorum kömür şeyini karşılayabiliriz. Gönüllü göndersek mi? İnsanların ölmesinin bir sorunu yok benim için. Zaten insanlar öldü. Artık o şeyi oynamanın bir olayı yok. Ama %80 azalsa bize bu kömür yeter mi günlerce? 4000... Bir kere gönüllü gönderelim. Bir ölsünler bakalım. Bizim 26.000 kömürümüz var. Günlük gelirimiz 5.000. Bu sıfıra düşse giderimiz 4.000 zaten. 4.500. Önümüzdeki 5 günde her türlü kurtarıyormuşuz ya.
Şurada biri hasta mı oldu? Ne oldu? 4'e 5 olmayın arkadaşlar. 4'e 5 olmayın. Ne bu? İnsanlar hastalanmaya... bunlar şey gitti herhalde. Aa, bu bir tanesi donuyor. İnanç koruyucuları. Bunlar herhalde madenlere bakmaya gittiler. Soğuk yanı. İnsanlarımızdan biri soğuk yanından ötürü çok hasta oldu. İnsanlar böylesine soğuğa çalışmak zorunda olursa bu olmaya devam edecek diyor. Çalışan insan kim var ki? Sadece hastanelerde çalışanlar var. Hatta bazı durumlar, şu an ben abartmıyorum arkadaşlar, zaten oyun bitti, -100 oldu. Otomatonları kapatabilirsiniz. Şuradaki, odundaki, çelikteki 2 tane, 3 tane, 4 tane var. Onları da revirlere falan gönderebilirsiniz. İnsanlar evinde huzur içerisinde otursun. Serin mesela burası. -8 hava var. Biz 4 ısı alanından şuradan buradan alıyoruz. Daha fazla adam lazım diyor. Alt katları terk edelim ya, salla. İnsan kaybetmeyelim. Salla kömürü. Şunları bir daha yapalım. Umudumuzu bir bayağı arttırdık. Kıyametmiş. Kıyametimiz olacaksın. İtiraf et. Kurtarılmadın. Temiz değilsin. Layık değilsin diyor. Senin gibi pislikler bu dünyayı istila eden bir hastalık diyor. Kime diyorsun kanka sen? Bana mı diyorsun? Ya ordu gibi yaşıyorsunuz orada. Hayatınızı kurtarıyorum. -100 derecede hala yaşıyorsunuz. Hala laf ediyorsunuz. Şunu şey yaptık. Ölen kalan 124 kişi hasta şu anda. Ve bu hastalıklar daha da şey olacak. 2 gün boyunca bakalım tutabilecek miyiz biz bu insanları? Biraz daha soğudu ortalık. 15 insan öldü. Son kurban. Efendim, bir grup insan emirlerinizi dinlemedi ve maden törenlerini açmaya gitti. Ya ben insan ölmesin diyorum, hala ölüyorlar. Gidenlerden bir kişi bile kurtulamadı, ancak tahkimatların geri kalanını değiştirmeyi başardılar. Madenler artık güvende. Geriye bir not bırakmışlar. Çocuklarımızın ölümü boşa olmayacak. Madenleri çalıştırmaya devam edeceğiz. Göreceksiniz, şehir fırtınayı aldatacak. Toplamda 32 madenlerin tekrar çalışması için hayatını verdi. Niye? 15 insan ölmüş. Niye yaptınız böyle bir şey? Şunu da çalıştıralım. Şunu çalıştıralım. Revir çalışsın. Sana şunu verelim. Sana şunu vereceğiz. 2 kişi daha geldi sana. Var mı başka çalışmayan? Var mı? Şurada revir var. Burada revir var. Burada revir var. Bunlarda bir sorun yok. Burada bir tane daha revir var. Hadi bugün de atlatıyoruz. Anlaşılan. Bu nedir? Hadi ha bitti ha bitecek. İyi dayandık, iyi dayandık. Kömür durumu ne? Hala artıdayız ya, süper. Artı 26.000'deyiz ve hala da artıya devam ediyoruz. Hastaları tedavi ediyoruz. Açabiliriz sanki ha, şurada. Şöyle bakalım, 45'i güne girmeden daha 2 günümüz var ama son günde kapatırız olmadı. Çok da hızlı artıyor ya. Yani gün 44 daha var ya günümüz. Hasta sayısı da bayağı iyi gidiyor. Bir sorun yok. Bakalım sabah olsun bir 10 derece daha artsın bakalım. Azalsın daha doğrusu. Burada niye bir şey yok? Hiç mi bina koymamışım ben? Yanağım bomboş. Bomboş alan. Şehirde çalışan adam kalmadı resmen. Şafak öncesi karanlık. Efendim, mühendislerimizden biri acilen sizi görmek istiyor. Yeni verilerle hesaplamaları yaptım. Fırtına birkaç gün içinde geçecek. Ancak fırtınadan sonra sıcak büyük ölçüde düşecek. Bizi hiçbir şey soğuktan koruyamaz. Panik yayılmaya başlıyor ve insanlar umutlarını yitiriyor diyor. Abi, umudu bir salar mısın? Şimdi... Ne yapsak ne etsek, nasıl yapsak nasıl etsek. Şunu kritik seviyeye ulaşmasın, bir şöyle olsun. Anam, şey oldu. Soğudu. Çalışmaya zorla. Evlerinde kalsınlar. Zorlayamıyorum arkadaşlar. Şu anda hasta olsunlar şunlar. Koruyabildiğimizi koruyalım. Evdekiler hasta ama en azından iyileşebiliyorlar. Çok soğuk. Bildiğin soğuk, ölüyorlar yani. 3 kişi soğuktan donuyor şu anda. Ölüm haberleri gelmeye başlar. Hadi yardırsak mı? Yardırsak mı? Biraz daha düşsün şu. 4 hasta çok iyi ya. 4 hasta çok iyi.
Nasıl olabilir bu kadar insanlar evinde donuyor? Bir bakalım, bir evi inceleyelim. Aa, eksi 2 şu anda. 10 eksimiz var, artı 8'imiz var. Bir kişi öldü. GG oldu. Soğuktan donmuş. Huzursuzluk artıyor. Hastalıklar şey oluyor. Donuyor. Ampute oldu. Ampüteler için bizim şeyimiz var. Protezimiz var. Sen neresin? Evdesin ve evde donuyor musun? Bakım evi de zaten onu var. Ondan var bizde ya. Şu sabaha bir geçelim. Tamam, artık basıyorum arkadaşlar. Ne kurtarabilirsek artık. Hadi hakkımızda hayırlısı. Isıyı tuttuk en azından şimdi. Bir süre daha. Ağır hastalar çok fazla. Ölümler yakındır. Yani düşün, eksi 120 ve daha gelmedi, daha bir büyüyor. Daha 3 derece eksi 150 olacak. Ve insanlar oyunu jeneratörsüz bitiren adam vardı diyorum yani, düşünün. Şunları atalım. Ne diyor bu? Yine bu kadın gelip duruyor yahu. Gelip duruyor. Bir insan daha patates olmuş. Artık herkese bakamaz durumdayız. İki insan daha öldü. Bundan sonra artık elimizi böyle yapacağız. Bekleyeceğiz. Kaç kişi ölürse diye. 597 kişi var. 50-60 kişi daha ölür diye tahmin ediyorum. Mucize gerçekleşti. Efendim, bu bir mucize. Kızını arayan adam geri döndü. Kızını da beraberine getirdi. Şehirden ayrıldıktan kısa bir süre sonra onu bulduğunu söylüyor. Ama bulduktan sonra kaybolmuşlar. Ve fırtınanın yatışmasını beklemişler. İkisi de yorgun ve çok üşümüşler ama dönebildikleri için çok mutlular. Ne yapah? Var mı eksik adamlı? Eksik adamlı var mı? Eksik adamlı, eksik adamlı, eksik adamlı var mı? Eksik, 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 eksik. Bu kadar yer yapmışız maşallah, ne güzel yer yapmışız. Herkes 5'e 5 herhalde. Aynen. Ha gayret arkadaşım. Aşırı yüklenmene patlamada. 154, 148. Çok güzel, çok iyi. Hadi gece oldu. Hadi sabaha çıkartırız. Hadi 6-7 gibi biter. Ne oldu bu? İşler durdu efendim. Birçok insan evde aileleriyle birlikte kalmak için iş yerlerini terk etti. Sadece tıbbi tesisler çalışıyor. Bütün şehir nefesini tuttu ve sonlarının gelmesini bekliyor diyor. Bizim jeneratör patlayacak. Ha, şu an yapabileceğimizin en iyisi. Bütün teknoloji açık ama millet donuyor. Son saatler eksi 150 derece. Jeneratör seviyesi çok kritik. Patlayabilir. Oyunun burada kaybettiğimizi düşünsenize. Son birkaç saat ya. Herhalde ölselerdi artık. Kapatalım biz. Normal sıcaklıkla idare etsinler artık. Bu bile yetmiyor yani şu an. Isıtıcımız açık. Jeneratör son seviyede falan. Sadece aşırı yüklenme şeyi kapalı. 170 tane insan hiçbir bakım bile görmüyor. Daha bir daha açalım mı? 562 tane insan donuyor dedik. Açtık ve fırtına bitti. Rüzgar kesiliyor ve sıcaklık artmaya başlıyor. Şehrin üzerinde ürkünç bir sessizlik çöküyor diyor. Çok güzel. Şunu kapatalım, tekrar ölmeyelim. Oyunu kazanmışken kaybetmeyelim. Umut tepeye vurdu. Huzursuzluk düştü. Derece de en son 37 idi. Gördüyseniz oyun 30 dereceyle bitecek. Başardık. Son darbeyi de atlattık. Yaşayacağız. Başardık. Sonraki hayatta kaldık. Başardık. Bir sonraki başka bir şey demedi. Hayatta kaldık. İzleyelim bakalım burayı. Nasıl hayatta kaldık? Nihayet. Her şey böyle başladı. Kafirler grubu olarak başladık. Cennetten atıldı. Ne alaka? Nasıl bir çeviri bu? 80 ruh. Rehberlik eksik. Hiç iyi şeyler söyleyeceğini tahmin etmiyorum. Çünkü çok kötü bir hükümdarlık yaptık orada, liderlik yaptık. Ne güzel yayılıyoruz, görüyor musunuz? Önce kemerleri sıkmaya karar verdik. Kemer sıkmadan olmaz. Ana öğünümüz yetersiz çorba oldu. Çorba şart. Oyunun bir yerine kadar en azından. Ondan sonra da bahsedersin inşallah, sonra iyi yemek yedik diye. Her gün bir zahmetle hayatta kalmışlar, hala şikayet. Biz de uyum sağladık. Şiddetli kamu kefareti. Açığa çıkarılan kafirler. Tetikte inanç koruyucular. Yine de korkuyorum. Çok ileri gittik. İnanç suistimal edildi.
Resmen dinle insanların inancını suistimal ettiğimi söylüyor ama öyle bir şey olmadı. Biz düzgünce şey yaptık. Şehir kurtuldu ama değer miydi? Değerdi tabii. Hepimiz yaşadık işte, şimdi daha güzel. 1887 yeni Londra, 588 kişi kurtulmuş, eksi 30 derecede artık devam ediyorlar hayatlarına 588 kişi olarak. İyi, güzel. Sayemde hayatta kaldılarınızdan, oyunun en zor modunda arkadaşlar böyle bir galibiyet aldık. İnsan kaybettik. Kaç kişi kaybetmişsiniz? Tahminen 50-100 arasıdır herhalde ya. 100'e yakın mıdır bilemiyorum ama ondan sonra da artık diğerlerini de oynayabiliriz yakında. İşte merkezler, sığınmacılar. 5 tane daha mod var. Bu çok daha kısa. 1,5 saatte falan biter tüm oyun diye tahmin ediyorum. Oynayabilirim tabii isterseniz. Bilmiyorum. Çok fazla ilgi olacağını düşünmüyorum. Çünkü insanlar lore için geldi bu kanala. Ama yine de varsa ilgisi olanlar devamını çekebilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni farklı oyunlarda paylaşmak istiyorum ama bir duruma bakalım. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Hepinize izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. And now I know my heart is a gold.